Canlı yayındayız. Başlayalım müsaadenizle, izniniz Tabii olursa. tabii. Yani istediğiniz zaman ben hazırım burada. Tamam hocam. Ömer hocam, buyurun hocam. Çok değerli katılımcılar, şu an zaten canlı yayın başladı. Bu akşam tarih sohbetlerinin ikincisini düzenliyoruz ve yine ülkemizin çok kıymetli hocalarından birini Profesör Doktor Mustafa Çolak'ı ağırlıyoruz. Bu vesileyle kendisine teşekkür ederiz davetimizi kırmadığı için. Bununla birlikte yine rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Şevli'ye, Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Orhan Deniz'e ve Tarih Bölüm Başkanı Bekir Koçlar'a da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte yine plan ve program içerisinde en başından itibaren yanımızda olan Halit Yabalak, Ümit Katrancı ve Ömer Ertürk'e de verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Şimdi hocamızı çok yakından tanıyan Ercüment Hoca'ya sözü veriyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Rahleye tedris hayatından geçmekle övündüğüm Profesör Doktor Mustafa Çolak 1970 tarihinde Mercifon'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta eğitimini doğduğu yerde, lisansını ve yüksek lisansını 19 Mayıs Üniversitesi'nde, doktorasını ise Almanya'da tamam etmiştir. 2000-2012 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi'nde, ki o dönem itibariyle kendi müktesebatından istifade edebildiğim noktadır. 2012-2018 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde görev yapmış ve bugün itibariyle de Samsun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Başkanlığını yürütmektedir. Hocamın Alman İmparatorluğu'nun doğu siyaseti çerçevesinde Kafkasya politikası, komitenin kahramanı Enver Paşa, komitenin ruhu Talat Paşa adlı müstakil eserlerinin yanında çeşitli dergilerde yayınlanmış onlarca makalesi mevcuttur. Programımızın öncelikle hocamızın sunumuyla başlayacak. Ardından soru cevap faslıyla devam edeceğiz. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan sözün sahibine bırakıyorum. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Buyurun hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Ercüment. Bugün ayrıca gururluyum. Hakikaten Ercüment lisanstan öğrencim. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde. Bir öğrencimin bugün öğretim üyesi olması, doktor öğretim üyesi olması ve beni hazırladığı bir programına konuk etmesi benim için gurur verici bir şey. Aynı zamanda da biraz endişeliyim. Niye endişeliyim? Ya eskiden salonlarda konferansa çıkardık. Karşımızda kim var, kim yok. İşte rektör varsa sayın rektörüm, dekan varsa sayın dekanım, hazirun diye başlardık. Şimdi karşımızda kim var onu da bilmiyorum. Ben burada sadece üç kişi görüyorum. İşte Halit'i, Ömer'i ve Ercüment'i görüyorum. Onun için kim dinliyorsa herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ama dinleyici kitlesinin de kimlerden oluştuğunu bilmiyorum şu an. Muhtemelen herhalde öyle tahmin ediyorum ki büyük bir kısmı ya tarihçidir ya tarihe meraklıdır. Hocam ben araya bir gireyim. Şu anda 165 dinleyici var ve birçoğu size hoş geldin diyor. Size iyi akşamlar diliyor. Ben isim saymayayım ama Van'dan da hocalarımızın büyük bir bölümü dinliyor. En azından ben onların yerine buradan hoş bulduk dedim. Bilginizin de olmasını istedim. Teşekkür Çok ederim teşekkür hocam. ederim Halit kardeşim. Çok sağ olun. 165 kişiye teker teker hoş geldin diyorum o zaman burada. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi bugünkü konumuz Talat Paşa. Bugünkü konu Allah'tan iyi bildiğim bir konu. Çünkü kitabını yazdığım bir konu. Biliyorsunuz arkadaşlar komitenin ruhu Talat Paşa diye Yeditepe yayınlarında çıkan bir kitabım var. Bugün ondan bahsedeceğim. Daha çok kitaptan ve tabii doğal olarak da biraz da kitabın dışında, kitap yazılırken, işte kitabın yazılmasında itici motivasyon olan güçten bahsedeceğiz. Şimdi kendi kendime düşünürken ya Talat Paşa deyince çarpıcı bir
şey bulayım, slogan bulayım diye aklımda geçirdim gündüz bugün. Ve aklımda ihtilalciler yataklarında ölmezler diye bir slogan geldi. Nereden çıktı bu? Bu şuradan çıktı. Talat Paşa kitabımı okuyanlar bilir. Talat Paşa'nın ben yatağımda ölmeyeceğim dediği söylenir. Bunu kitapta da yer verdim buna. Niye bunu diyor? Talat bunu şu bağlamda söylüyor, şu çerçevede söylüyor. Ben bir komitacıyım diyor. Komitacı demek biliyorsunuz bugün ihtilalci veya devrimciye yakın bir kavram. Ben bir komitacıyım diyor. Abdülhamid'e karşı komitacılık yaptım. Meşrutiyet'te komitacılık yaptım. Ruhumda komitacılık var. Ve komitacıların ölümü de normal olmaz. Benim ölümüm de normal olmayacak. Yani sıcak yatağında işte hastalanıp ölmeyeceğim diyor. Hakikaten büyük bir kehanet. Talat'ın ölümü de öyle olmuyor biliyorsunuz. Konunun akışı içerisinde göreceğiz. 1921'de Berlin'de bir Ermeni teröristin kurşunuyla ölüyor. Yani öyle hastalanıp yatağında falan ölmüyor. Şehit oluyor veya. Ben de bu cümleyle başlayayım diye. Aslında bu cümle Talat'ı da iyi ifade ediyor. Talat Paşa'yı da iyi ifade ediyor. Fakat İttihat Terakki konuşurken, Talat Enver Cemal konuşurken ben hep bir endişe taşıyorum içimde. O da şudur. Malumunuz, tarihçi olan bilir, bahsettiğiniz tarihi dönemi bilmiyor iseniz, en azından temel konuları bilmiyor iseniz, orada bahsedeceğiniz bir nokta çoğu zaman havada kalıyor. Dinleyici tarafından bu ne demek şimdi, böyle de olur mu gibi sorular akılda kalıyor. Benim bu noktadaki endişem, ittihatçılık ruhu, İttihat ve Terakki cemiyetini nasıl anlatacağız? Şimdi hakikaten yani 2021 yılının gençliğine, 2021 yılının insanına bir ittihatçıyı anlatmayı ben zor görüyorum. Onların haleti ruhiyesini, onların eylemini, hangisini alırsanız alın. Ne bileyim, bir bakıyorsunuz Makedonya'dalar, bir bakıyorsunuz Kütülamare'deler, bir bakıyorsunuz Trablusgarp'talar, bir bakıyorsunuz Hicaz'dalar, bir bakıyorsunuz Berlin'deler, bir bakıyorsunuz bilmem nerede komitacılık yapıyorlar. Ve bu 20. yüzyılın başlarındaki yapıyla oluyor. Yani 1900'lerin, 1910'ların, 1920'lerin dünyasında oluyor. Ve her zaman hayran kaldığım bir yönü iddiaçıların bu enerjiyi nereden buluyorlar? Veya ben bunu anlatırken bu enerjiyi sınıfta öğrencilerime, işte konferanslarda, televizyon programlarında ben bunu nasıl anlatacağım? Hakikaten ben sabah uyandığımda yatakta çıkmak için 5-10 dakikaya ihtiyaç duyuyorum. Ya okula gideyim mi, gitmeyeyim mi, kahvaltı yapayım mı, yapmayayım mı? Böyle bir, ki ben 50 yaşındayım, böyle bir haleti ruhiyem var. Zannedersem çoğumuz böyleyizdir. Ama ittihatçı öyle bir şey değil. İttihatçılar öyle bir şey değil. Talat öyle bir şey değil. Enver öyle bir şey değil. Cemal öyle bir şey değil. İnanılmaz bir iç enerjilerine sahipler. İşte bu İttihat ve Terakki'nin ve ittihatçılığın ve 1900'lerde Osmanlı'da yaşamanın getirmiş olduğu bir haleti ruhuya. Dolayısıyla şimdi bugün çok yüzeysel olarak bir sunum yapacağım şimdi, bir yarım saat 40 dakika. Mutlaka kafanızda çok soru canlanacaktır. Eğer detaya inmemi isterseniz soru cevap kısmında veya moderatör arkadaşların soracakları kısımda detaya da ineriz. Şimdi bu kitabı ben niye yazdım? Önce biraz ondan bahsedeyim. İşte solda ekranda kitabın şeyini görüyorsunuz. Bu ikinci baskısı. Şey de çıktı. Yeditepe Yayınları'ndan çıktı. Hakikaten çok kısa sürede tüketildi birinci baskısı. İkinci baskısı da o şekilde. İyi de okundu. İyi okunması tabii ki beni gururlandırdı. Mustafa Kemal'in şu sözünü çok severim. Bu kitabı yazmama açıklamama da neden olur. Mustafa Kemal diyor ki, belki çoğunuz bunu biliyorsunuz, tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir.
Yazan yapar sadık kalmasa değişmeyen hakikat insanlığı insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alıyor. Bilmiyorum yanlış mı görüyorum? Bilmiyorum yanlış mı değerlendiriyorum? 2020-2021 yılında Türkiye'deki tarihçiliğe baktığımda yazılanla olan arasında öyle uçukluklar var ki ben kıyısında köşesinde tarihle uğraşmış, özellikle 20. yüzyıl siyasi tarihin içine iyice girmiş bir adam olarak bazen pes yani diyorum. Tarih adına bu da söylenmez. Gerçeklikle hiç alakası yok. Yakın zamanda Talat'la ilgili de böyle. Talat'la ilgili öyle şeyler söyleniyor. Hele hele biliyorsunuz Türkiye'de bir İttihat ve Terakki imajı var ki sırada halk kamuoyunda, halkta. Yani halkta demeyeyim de tam böyle yarı cahiller dediğim. İşte televizyonda tartışma programı takip edip ne bileyim işte Hürrem izleyen, ne bileyim roman okuyan, popüler kültürün etkisindekilerde bir İttihat Terakki anlayışı var ki evlere şenlik. Gerçekle alakası yok. Tasnif ettiğimde Türkiye'de günümüzde yazılan tarih kitaplarını ben üç kısma bölüyorum. Bir, tarih adına birileri hikaye yazıyor. Hikayeci tarih diyorum. Yani öyle bir tarih yazıyor ki evliyaları var, şeytanları var o tarihte. Hiç hata etmeyen adamları var. Hep hata eden adamları var. Allah Allah diyorum böyle insanlar var mıymış ya diyorum. Mesela bir kesime göre İttihat Terakki'nin hiç iyi bir şeyi yok ya. Böyle bir şey yok. Olamaz. O adamların hepsi kötülük içinde olmuşlar. Abdülhamid'in de hiç kötü bir tarafı yok mesela. O da çok iyi biri. Ya böyle ve yazdıklarında ne belge var, ne bilgi var, ne şey var siz söyleyin. Bırakın belge bilgiyi, akla mantığa dayalı bir şey yok. Ben buna hikayeci tarih diyorum. İşte bunu filmini yapıyorlar, kitabını yazıyorlar ve bilimsel yazıyorlar. Bazen kitabının üzerinde koca isimleri de görürsünüz. Profesör doktor diye yazar veya doçent doktor diye yazar veya doktor diye yazar. Hikaye yazılıyor. İkinci bir kısım tarihçilik var Türkiye'de. Popülist tarihçilik. İşte bir film tutar, hemen o filmin kitabını çıkarırlar. O ne bileyim işte bir ara ne vardı bu Hürrem'in oynadığı film neydi onun adı? Hürrem'in Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl. Hemen Hürrem'le ilgili kitaplar, Kanuni ile ilgili kitaplar çıktı. Doğru veya yanlış. Popüler tarzda yazılan tarih kitaplarının yanlışlığından ziyade tarihin doğru olan kısmını sadece alır. Onlar da gelip geçicidir zaten. Benim yazmamdaki amaç ise Kant'ın bir sorusu var tarih için. Geçmişte gerçekten ne oldu? Ben 20. yüzyıla meraklı, özellikle İttihat ve Terakki'ye meraklı olduğum için ya gerçekten bu Talat kimdir? Enver kimdir? Cemal kimdir? Gerçekten yani bunu herhangi bir propaganda, popülist, para kazanma, meşhur olma, bir kaygı duymadan, böyle bir kaygı duymadan yazmak istedim. Ve bunun olabilmesi için de tabii ki iyi, gerçekten ne olduğu bilebilmeniz için modern tarih araştırmalarının öngördüğü kaynaklara inmeniz lazım. O kaynaklar nedir? İşte hepimiz biliyoruz. Ana kaynak, birinci elden kaynağımız arşiv malzemeleridir. Bu kitabı yazarken de iki tane temel arşivim oldu. Bir, Almanya'daki arşivler, iki, Türkiye'deki arşivler. Almanya'daki arşivlerin içinde de en önemlisi Alman Dışişleri Bakanlığı arşivi. Kitabı okuyanlar bilir, kitabın neredeyse iskeleti ve tamamı Alman Dışişleri Bakanlığı'ndaki arşiv belgelerinden oluşuyor. Bizde de Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki belgelerdi. Yani burada kendimi övmek istemem ama Türkiye'de nadir yapılan bir şey yaptım. İki ülkenin arşiv belgelerini karşılaştırdım. Bizim ülkemizde genelde sadece bizim arşiv belgelerimize göre yazılır biliyorsunuz.
Halbuki İlber Ortaylı'nın o sözünü çok severim. İlber Hoca der ki, Rus ve Alman tarihini bilmeden Türk tarihin 20. yüzyılını anlamak mümkün değildir. Yani Türk tarihin 20. yüzyılda Alman ve Rus tarihiyle o kadar iç içe geçmiştir ki oraya bakmadan öbürünü anlayamazsınız. Hele hele benim çalıştığım dönem, Birinci Dünya Savaşı dönemi, Almanya ile müttefik olduğumuz dönem ve inanın zaten Talat Paşa'yı yazmak gibi bir niyetim yoktu. Ercüment biraz önce bahsetti, özgeçmişimi okurken ben doktora çalışması yaparken 7 yıla yakın Berlin'de kaldım. Berlin'deki Alman Dışişleri Bakanlığı arşivinde çalışırken hayretler içerisinde bizim tarihimizle ilgili o kadar çok belgenin olduğunu farkına vardım ki. Yani Enver'le ilgili, Talat'la ilgili belki en az bizim arşiv kadar onların arşivde belgeler var. Ve bizim literatüre baktığımızda bu alanda da bir eksiklik olduğunu görmüştüm. Bari yazayım dedim, o alanda bir katkı sağlayayım. Dolayısıyla ben şunu yapmaya çalıştım bu kitapta. Tabii yapabildim mi, yapamadım mı o okuyucunun takdiridir. Gerçekten ne oldu? Popülizme kaçmadan, hikayeciliğe kaçmadan, abartıya kaçmadan, kendi duygularımın çok da fazla esiri olmadan, modern tarih araştırmalarının gösterdiği yönteme sadık kalarak ve bir de şuna dikkat ettim, mümkün mertebe okunabilecek bir dille, akıcı bir dille. Çünkü biliyorsunuz doktora tezleri yazarız, işte doçentlikler için çalışmalar yaparız. Dili çoğu zaman bunun ağır olur. Sadece alanla ilgilenenler onu alır okur. Onun dışında da pek okuyanı olmaz. O doktora tezleri, güzelim doktora tezleri raflarda kalır. Dedim dili de biraz hafif olsun da genel en azından meraklısı okuyabilsin. Bu nedenlerden dolayı yazdım. Ve tabii Talat'ı yazınca baktım bayağı bir karşılık da gördü. Enver'i de yazmak gerekir dedim. Enver'i de yazdım. Biliyorsunuz Komitenin Kahramanı Enver Paşa'da diye de bir kitabım çıktı. İşte şu sıralar Cemal üzerinde çalışıyorum. Nasip olursa bir iki yıla da Cemal'i çıkarırız. Ondan sonra da Komitenin Küskünü Mustafa Kemal'le ilgili yazarız diye düşünüyorum. O da komiteye küskün biliyorsunuz. Komitacı ama küskün içinde ama dışında kalmak istiyor. Böylece en azından bir dönemin figürlerini, bir dönemin baş aktörlerini özellikle Alman arşivine dayanarak, özellikle yabancı kaynaklardan okuyarak anlatmaya çalıştım. Ha, şöyle de bir avantajım var. Tabii dediğim gibi çalışmalarımın geneli Alman Dışişleri Bakanlığı arşivindeki belgelere dayalı. Bu benim için büyük bir avantaj. Biliyorsunuz Türkiye'de hala Dışişleri Bakanlığı arşivi kapalı. Yani bizim dışişleriyle ilgili, özellikle Cumhuriyet döneminde dışişleriyle ilgili belgelere biz hala büyük bir kısmına ulaşamıyoruz. Ta ben asistanken bir kongrede sormuştum dışişleri yetkilisine, ne zaman açacaksınız? Nasip olursa bir iki yıla açacağız demişlerdi. Bundan iki yıl önce, yani 40 yıl sonra tekrar sorduydum, tekrar bir iki yılı açacağız demişlerdi. Yani ama hala kapalı. Şimdi siz, bizim arşivimiz kapalı olduğu için dışişlerinde çok önemli evraklar var. Bir ülkenin yani dışarıya açılan yüzüdür Dışişleri Bakanlığı. Dışarıyla olan ilişkileridir, uluslararası ilişkileridir. Bunu maalesef işte İngiliz dışişleri üzerinde öğrenmeye çalışıyoruz, Alman dışişleri üzerinde öğrenmeye çalışıyoruz. Ne bileyim Avusturya dışişleri üzerinde öğrenmeye çalışıyoruz ki bu da çok hoş bir şey değil. Keşke bizimki açık olsa da bizimkinin üzerinde gitsek. Dolayısıyla tekrar neden yazdım, neden Talat'ı yazdım sorusuna dönecek olursak hiçbir kaygı taşımadan, İşte ahlaklıdır, ahlaksızdır, doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür, güzeldir, çirkindir kaygısı taşımadan neyse ne kardeşim. Nasıl kayıtlara geçmişse öyle, nasıl yorumlanması gerekiyorsa öyle olsun ve sürekli Kant'ın sorusu aklımdaydı.
gerçekten ne oldu? Gerçekten ne oldu sorusuna cevap bulmak için bunu yazdım. Şimdi Talat şu resimde solda gördüğünüz hafif kilolu olan bu orijinal fotoğraftır. Yanındaki de Enver'dir. Yani Talat'ın da solunda olan Enver'dir. O dönemde çekilmiş bir fotoğraf. Gayet babacan. Biraz hayatı üzerinde duralım. Kitapta da bunlar var zaten. Doğum tarihi farklı. Biliyorsunuz bizde düzgün kayıt tutulmuyor. Yani düzgün kayıt tutulmuyor derken özellikle sosyoekonomik olarak orta halli veya alt kademedeki vatandaşların tarihi doğru tutulmuyor. Şunu da belirtmek isteriz. Yani iddiatçıların çoğu sosyal sınıf olarak orta sınıf veya alt sınıfa mensuptur. İçlerinde beyaz Türk yoktur. Hani o tırnak içerisinde söylüyorum. Beyaz Türk diye vasıflandırdığımız elit kesim yoktur. Talat ve Enver de onlardan biridir. Orta sınıfa aittir. Memur çocuklarıdırlar. Böyle çok geniş, zengin veya şey okumuş kişiler değildir. Bu bazen problemlere neden oluyor. İnşallah konuyu dağıtmam. O benim çok ilginçime gitmişti. Enver Paşa kitabında da söz etmiştim. Nasıl problemlere neden oluyor? Enver Paşa biliyorsunuz Naciye Sultan'la evli. 1911'de Naciye Sultan'la nişanlanıyor ama bir türlü düğünleri olmuyor. Bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor. Naciye Sultan prenses sarayda. Şeyin yeğeni, Sultan Reşat'ın yeğeni. Ve bir Alman gazetesinde bir haber çıkıyor. Zannedersem Berliner Zeitung'tu. Haberde muhabir diyor ki saraya yakın çevrelerde edindiğim bilgiye göre diyor Naciye Sultan'ın annesi Naciye Sultan'ı Enver'e vermek istemiyor diyor. Çünkü Enver'i köylü görüyor diyor. Orta ve alt sınıftan görüyor diyor. Halbuki prensesler saraydaki sultanlar daha çok seçkin ve kendi muadili olan şehzadelerle veya hidiv prensle Mısır hidivleriyle prensleriyle veya daha üst kişilerle evlenir. Ama Enver böyle biri değil. Enver orta ve alt sınıftan. Canını dişine takıp vatan uğruna savaşan bir yapıya sahip. Yani bazen problemlere neden oluyor derken bu tarz problemlere. Çünkü bütün devlet yönetimindekiler biliyorsunuz özellikle hanedanlar ki Osmanlı tarihin en kadim hanedanlarından biridir Osmanoğulları. Çocuklarını işte prenslerini veya şehzadelerini sıradan biriyle evlendirmek istemezler. Ki gelenek de öyledir zaten. Talat da öyledir. Bir memur çocuğudur. Kırcaali Çeplici'de doğuyor. Doğum tarihi 1874 veya 1876. Bu iki tarih üzerinde duruyor. Ben 1874'ün daha doğru olduğunu yani takip ettiğinizde olayları düşünüyorum. İptidai Mektep'te okuyor. Askeri Rüştiye. Rüştiye biliyorsunuz askeri lise. Edirne'de okuyor. Ve Selanik'te hukuk tahsili görüyor. Ama hukuk tahsilini tamamlamıyor. Hukuk tahsilini yarıda kesmek zorunda kalıyor. Çünkü ailenin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalıyor. 1908 ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde en aktif rol oynayan biri. Talat askeri kökenli değil biliyorsunuz. İddiatçıların büyük bir kısmı askeriyeden gelir. Talat mülkiyeden gelir, sivildir yani. Talat Paşa diyoruz da o paşa askeri paşa değil. Yani Talat general falan değil. Sonradan kendisine verilmiş ünvandır, sivil ünvandır. Talat'taki paşalık. Enver Paşa askerdir, paşadır, generaldir, harp okulu mezunudur. Veya Cemal Paşa yine paşadır, generaldir, harp okulu mezunudur. Ama Talat sivildir. İttihat ve Terakki'nin sivil kanadına mensuptur. Sivil liderlerindedir. Paşalık unvanı sonradan padişah tarafından kendisine verilmiştir. İttihat Terakki komitacıdır.
komitanın neresinde yer alır? Komitanın daha çok organizasyon yönünde alır. Talat hep bu yönüyle ön plana çıkacak. Organizatördür. Onun için ben kitabımın adına komitenin ruhu dedim. İttihat Terakki yine bizim kamuoyunda bilindiği gibi arkadaşlar homojen bir yapı değildir. İttihat Terakki'nin içinde Mehmet Akif gibi, Said-i Nursi gibi İslamcılar da vardır. İttihat ve Terakki'nin içerisinde Enver gibi veya Nuri gibi, Nuri Paşa gibi Türkçüler vardır. İttihat Terakki'nin içerisinde yine Ahmet Rıza gibi pozitivistler vardır. Yani Allah bilir ya, bir şey inanmayan kesim. Pozitivizmin göbeğinde olanlar. Yine İttihat Terakki'nin içerisinde Enver gibi dini bütün beş vakit namaz kılan adamlar da var. Yani İttihat Terakki bizde öyle zannediliyor ki sadece işte bu batıcı, ki o dönemin propagandasıdır aslında. O dönemin propagandasından günümüze kalan bir şeydir. İşte batıcı, Türkçü, çok da İslam'la alakası olmayan kişiler olarak propaganda edildiler. Hürriyet ve İtilafçılar tarafından bu propaganda ta 1910'larda yapılıyordu. Yani İttihatçılık çıktığı günden beri dinsizlikle suçlanmış ve propaganda o yönde yapılmıştır. Harama uçkur çözmez. Kendisi öyle diyor zaten. Ve Türk geleneklerine Türkçe. Bu sahnede Talat nerede yer alıyor? Talat liberaldir. Talat öyle fanatik herhangi bir görüşü yoktur. Yani Talat ne aşırı derecede Türkçüdür Enver gibi, ne aşırı derecede Cemal gibi batıcıdır. Ne de aşırı derecede İttihatçıların ama hepsinde bir aşırılık var. Onu başta belirtmek lazım. Hepsi istisnasız aşırı derecede vatanperverdir. Yani şu cümleyi çok rahat kullanabilirim ben. İttihatçılara işte devlet yönetmeyi bilmiyordu diyebilirsiniz. İttihatçılara acemiydi diyebilirsiniz. İttihatçılara iyi eğitilmemişti diyebilirsiniz. Ama hiç kimse İttihatçılara vatan haini diyemez. Yani bunu birileri diyorsa İttihatçılardan haberi yok demektir. Çünkü bu adamların tüm zaten varlık nedenleri vatandır. Bu sadece Enver Cemal Talat için değil. Tüm İttihatçılar böyledir. Bunu da o dönemin ruhuyla açıklamak lazım. Osmanlı çöküyor, Osmanlı parçalanıyor. İşte dünyadaki gelişmelerden haberdarlar. En küçük bir buhranda Osmanlı paramparça edilecek, bunun farkındalar. Ve bu çok sevdikleri vatanlarını parçalanmaması için canhıraş çalışıyorlar. Aslında vatanperverlik 20. yüzyılın başında modern toplumlarda da çok sık görülüyor. Hocam özür dilerim. İnternetinizde problem olabilir mi? YouTube'da problemli şey yapıyorlar da. Yok şu an iyi, bir sıkıntı yok. İnternetimde bilgisayar normal gösteriyor ama internet hızını. Tamam hocam, o zaman problem yok oradan. Dolayısıyla tekrar problem olursa hatırlat Halit. Ben burada her şey yolundaymış gibi gidiyorum ama Hazreti Mevlana'nın dediği gibi senin ne yaptığın önemli değil, karşıdakinin ne anladığı önemli. Ben burada, bana her şey normal geliyor ama oradan nasıl görünüyor bilmiyorum. İnternetti veya konuşmanın gidişatıydı bilmiyorum. Onun için arada uyarı verirsen sevinirim. Tamam hocam. Dolayısıyla vatanperverlikleri konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Hatta belki konuşmanın içinde söyleyecektim. Burada söyleyeyim. Yine Talat Paşa kitabımda var bu.
1917'de İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Kühlmann, daha sonra Alman Dışişleri Bakanı olacak, Talat'la ilgili bir rapor yazıyor Alman Dışişleri'ne. İşte Talat'ın bir sürü meziyetini sayıyor. Şöyledir, organizatördür, Alman dostudur, çok rahat iş görüyor, beni İstanbul'da aldatmayan tek kişi odur, dürüsttür, nettir ama diyor, önemli bir eksi tarafı var diyor. Fanatik derecede vatanperver diyor. Bunu niye eksiklik olarak söylüyorum diyor. Vatanını çok sevdiği için diyor bazı şeyleri görmüyor diyor. Ve bir aşığa benzetti. İnsan nasıl aşık olursa sevdiği kişinin kötü taraflarını görmez, eksi taraflarını görmez, onu eleştirmeye bile yanaşmaz diyor. Bunlar da diyor öyle vatanlarını seviyorlar ki diyor eksi yönlerini göremiyorlar diyor. Zaten fanatiklikte bu vardır biliyorsun. Bir şeyin fanatiğiyseniz, işte bir takımı fanatik olarak tutuyorsanız, ne bileyim bir fanatik derecede aşıksanız, ki aşık zaten fanatik olur, veya fanatik derecede köyünüzü seviyorsanız, köyünüzün çamurlu yolları size hiç kötü görünmez. Veya aşık olduğunuz kızın ne bileyim gözlerinin pörtlek olması sizin için problem oluşturmaz. Onu da güzel görürsünüz. Yani dolayısıyla İttihatçılar da böyle. Bunu Kühlmann diyor. Fanatik derecede vatanperverler diyor. Onun için de vatanlarında olup biten eksik yönleri göremiyorlar diyor. Dünyayı da algılamıyor. Ancak o çerçevede algılayabiliyorlar diyor. 1908 meşrutiyetinin başrolünü oynuyor. Yani kanuni esasının tekrar yürürlüğe girmesine. Dolayısıyla Abdülhamid'in tahttan indirilmesinde önemli bir figür. Şimdi günümüzde şöyle bir algı var. Sanki Abdülhamid tahttan İslamcı politikalar takip edildiği için indirilmiş gibi. Bu çok doğru değil. Bireysel olarak İttihatçıların önemli bir kısmı Türkçüdür ama İttihatçılar da imparatorluk çökene kadar veya biraz daha geriye gelirsek 1915 Mekke Medine Şerifi Emir Hüseyin'in isyanına kadar İslamcıydılar. Ve devlet yönetiminde İslamcı politikalar takip ediyorlar. Yani Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle İslamcılık politikası sona ermedi. Dolayısıyla Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin İslam'la çok bir ilgisi yok. Ama günümüzde öyle bahsediliyor, anlatılıyor. Dediğim gibi İttihatçıların içerisinde İslamcılar da var. Mehmet Akif gibi, Said Nursi gibi. İttihatçılar peki Abdülhamid'i tahttan niye indirdiler? İttihatçılar Abdülhamid'i tahttan despot buldukları için indirdiler. Onlara göre, yani İttihatçı düşüncesine göre, 1908 meşrutiyetine göre Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. Kozmopolit bir devletti. Çok farklı dinlerden, ırklardan, milletlerden oluşuyordu. Şayet bu milletleri, bu farklı milletlerden, farklı dinlerden, farklı etnik yapılardan oluşan insanları bir anayasa ile eşit statü verilirse devletin problemleri çözülür diye düşünülüyordu. Ve onun için anayasa peşindeydiler. Ve anayasadan adeta mucizevi bir şey bekliyorlardı. Bu niye böyle? Çünkü Osmanlı Devleti içeride 1908'de, 1900'lerde, 1890'larda, 1880'lerde Ermeni isyanlarıyla uğraşıyor. Rum isyanlarıyla uğraşıyor içerideki. Arap isyanlarıyla uğraşıyor. Arap milliyetçiliğiyle uğraşıyor. Yani Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyıl başlarındaki en büyük problemi etnik sorunlardı. Osmanlı Devleti'nde farklı etnik yapıdaki grupların isyan etmiş olması. İttihatçılar diyor ki bunları nasıl yatıştırırız? İşte herkese eşit haklar verirsek, anayasal düzene geçersek, herkes eşit olursa bu isyanlar da durur. Onun için Abdülhamid'e ısrarla anayasayı ilan ettirmelerini istiyorlar. Ve 1908 meşrutiyeti
Böyle ortaya çıktı. Ve 1908'i de İttihatçılar ve o dönemin Alman basını mesela 1789 Fransız ihtilaline benzetirler. Bir ihtilal olarak görürler. Ve biliyorsunuz anayasa 24 Temmuz 1908'de yürürlüğe kondu. 1930'lu yıllara kadar da 24 yıllarına kadar da 24 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'nde Hürriyet Bayramı olarak kutlanıyordu. İşte bu hürriyeti getirenler İttihatçılar olduğu için İttihatçılar da hürriyet kahramanı ve Fransız ihtilali benzeri bir devrim yaptıklarını inanıyorlardı ve dünyaya da böyle propaganda ediyorlardı. 1909'da Dahiliye Nazırı olarak görüyoruz. Dahiliye Nazırı ne? İçişleri Bakanlığı bugünkü. Bu Talat'ın ilk bakanlığıdır. Fakat işte biraz genel tarihi biliyorsanız 1909'dan sonra İttihatçılar için istenilen şekilde işler gitmez. Nedir o istenilen? Biraz önce üzerinde durduğumdan devam edelim. İttihatçılar şöyle düşünüyordu. Anayasa ilan edilince iç problemler bitecek zannediliyordu. 1908'de anayasa ilan edildi fakat içeride Ermeni isyanları durmadı. Rum isyanları durmadı. Arap milliyetçiliği durmadı. Durmadığı gibi daha da arttı. Ve İttihatçıların bu öngörüleri tutmayınca da 1912 seçimlerinde halk tercih etmedi. İttihat Terakki istediği oyu alamadı. Dolayısıyla tek başına iktidarda olamadı. İktidardaki çoğunluğunu da kaybetti. Ve 1912 malumumuz biraz tarihle ilgilenenler bilir. Türkiye tarihinin en felaketli yıllarından biridir. Balkan Savaşları. Birinci Balkan ve İkinci Balkan Savaşları. Ve Balkan Savaşları'nda biz İmparatorluğun yani Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarının neredeyse tamamını kaybettik. 1913'te Edirne bile elden çıktı. Selanik, İşkodra, Üsküp, Edirne ki bunlar imparatorluğun can damarıydı. Hele hele İttihatçıların kökenlerine bakarsanız İttihatçıların çoğu Balkan kökenlidir. Kendi doğup büyüdükleri memleketler ya Bulgaristan eline geçti, ya Yunanistan eline geçti, ya Karadağ eline geçti. Bu İttihatçılar için kabul edilemez bir durumdu. Hele hele Selanik'in elde çıkması ki Selanik başta Mustafa Kemal olmak üzere birçok İttihatçının doğum yeridir malumumuz. 1912'de Selanik'in elde çıkması İttihatçılar için çok acı olmuştu. Edirne'nin elde çıkması, Osmanlı'nın ikinci başkenti, Edirne'nin elde çıkması yine İttihatçılar için çok acı vericiydi. Her ne halde olursa olsun Edirne terk edilemez diye düşünülüyordu. İşte o sıralar itilafçı Kamil Paşa hükümeti iktidarda. Kamil Paşa da bir an önce Balkan Savaşları'na son vermek için Balkan devletleriyle masaya oturmuş ve Edirne'yi terk edecekler. Edirne'yi Bulgarlara bırakacak. İttihatçılar bunu kabul edilemez buldukları için 1913'te tarihe Babali baskını diye geçen baskını yaparlar. Bir askeri darbedir. Ama çok ilginç bir askeri darbedir. Yani sokaklarda askerler maskerler yoktur. Sadece Babali basılır. Babali nedir? Bugünkü İstanbul Valiliğinin bulunduğu yer arkadaşlar. Babali Osmanlı hükümet merkezi. Kelime anlamı yüksek kapı demek ama Osmanlı hükümet merkezi demek. Bakanlar Kurulu'nun toplantıda olduğu bir sırada bir grup iddiaçı hükümet merkezini basıyor. Talat da orada. Talat işin organizatörü. Ve yaptığı en büyük hizmet Babali baskınında. Daha içeride baskın devam ederken hemen hükümet merkezinin telgraf odasına geçiyor. Kendisi de postacıdır Talat biliyorsunuz. Çok iyi telgraf çeker. Telgraf makinesinin başına geçiyor. Tüm valilere telgraf çekiyor. Endişelenecek bir durum olmadığını, her şeyin kontrol altında olduğunu
sadece hükümet değişikliğinin söz konusu olduğunu, herkesin olduğu yerde kalması yönünde telgraflar çeker. Konu telgrafa gelmişken, telgraf çekmek Talat'ın özel zevkleri arasındadır. Bernstorff vardır, Alman Büyükelçisi. Onun bir raporunda, benim kitapta da var. Diyor ki, Talat bana bugün şunu anlattı diyor. Hükümet işlerinde çok sıkılıyor. Uzun süren toplantılar ona çok sıkıcı geliyor. Evine bir telgraf aleti götürmüş. Akşam yatak odasında valilere falan telgraf çekiyor, bu işten çok zevk alıyormuş. Bu onun özel zevkiymiş diyor. Bunu Alman Büyükelçisi anlatıyor. Demek ki postacılıktan geldiği için mesleğine karşı böyle inanılmaz bir de saygısı var. Ha, telgraf deyip geçmeyin. Telgraf o dönemin çok önemli bir iletişim aracı. Yani bugün internet bizde ne anlam ifade ediyorsa o dönemde telgrafta o anlamı ifade ediyor. İletişim telgraf aracılığıyla sağlanıyor büyük ölçüde. Kitabın Baba Ali kısmını okumanızı özellikle tavsiye ederim. Şunun için tavsiye ederim. Baba Ali baskını bir askeri darbedir biliyorsunuz. Ve darbe olduğu için de bizde pek belge yoktur. Basına da fazla yansımamıştır. Dönemin gazeteleri de sadece dönemin gazetelerinde baskından iki gün sonra yazılar çıkar. O yazılar da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin basına servis ettiği yazılardır. Yani olayın aslını anlatan yazılar değildir. Kendilerine haklı çıkartmak için basına servis edilen yazıdır. Ama ben şöyle bir şey buldum ve bu kitapta da o var, Talat Paşa kitabında. Tam Baba Ali baskını olurken Sadrazam Kamil Paşa'nın bekleme odasında Alman Büyükelçiliğinde Dragon, ikinci Dragon deniyor ki tercüman diye deniliyor ama tercümandan daha fazla şey ifade ediyor Dragon'un. Alman Büyükelçiliğin Dragon'unu Kamil Paşa'yla görüşmek için Sadrazam'ın bekleme odasındadır. Orada sırasını bekliyor. Kamil Paşa'yla görüşecek. Tam o esnada Baba Ali baskını oluyor. Dolayısıyla işte anlatıyor, pencereden baktım diyor, Enver'i gördüm diyor, bir grup askeri gördüm diyor, Talat arkalardaydı diyor, Yakup Cemil vardı diyor, şöyle içeri girdiler, böyle içeri girdiler. O esnada Nazım Paşa'nın öldürülmesi vardır, Harbiye Nazırı. İşte Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın nasıl öldürüldüğünü, itilafçılar propaganda eder, Enver öldürdü Harbiye Nazırı'nı diye. O der kesinlikle Enver öldürmedi diyor. Yani birebir bu içeride bulunan, Sadrazam'ın bekleme odasında bulunan 2. Dragom'un, tabii orada bir 7-8 saat içeride tutuluyorlar baskın olurken. Oradan ayrıldıktan sonra hemen o gece Alman Dışişleri Bakanlığı'na 8-9 sayfalık bir rapor yazıyor. İçeride olup, yani birinci elden şahit olarak Baba Ali baskınını anlatıyor. Ben o raporu bu kitapta aldım. Yani Baba Ali baskınıyla ilgili dediğim gibi çok az birinci el kaynak var. Ana kaynak var. Hatıratlar da çok geçer ama hatıratlar biliyorsunuz taraflıdır. Dolayısıyla Baba Ali baskını kısmı oldukça güçlü bir yerdir. Belli aralıklarla 1917'ye kadar Talat'ı Dahiliye Nazırı olarak görüyoruz. Ha, bu dönemde Talat Dahiliye Nazırı iken daha sonra kendisini kurşunlayan Ermeni'nin de niye kurşunlandığına sebep olarak gösterdiği olay olur. Nedir o? Ermenilerin tehciri olayı. Teknik adıyla sevk ve iskan kararı. 1915'te çıkarılır bu kanun biliyorsunuz ve buna bağlı olarak 900 bin üzerinde Ermeni tehcir edilir. Ve bu tehcir yapılırken Ermenilerin bir kısmı yollarda o günün savaş şartta 1915 ve 17 Birinci Dünya Savaşı yıllarıdır biliyorsunuz. Bazı Ermeni vatandaşlar, Osmanlı Ermeni vatandaşları ölmek zorunda kalır ve bunun suçu Talat'a yıkılır. Neden Talat'a yıkılır? Çünkü sevk ve iskan kararını yürütmekle dahiliye nezareti görevlendirilir. Dahiliye nazırı da Talat Paşa'dır. Yani dahiliye bakanı. Dolayısıyla sevk ve iskan kararının yürütülmesini Talat Paşa organize eder. Ve biliyorsunuz bugün bile hala Ermenilerin ısrarla katil olarak dünya kamuoyuna
Talat Paşa'yı yansıtmaların nedeni burada yapmaktadır. Sevk-i İskan kararı çıkarıldığında Talat dahil en azdır. Ama aynı Talat, bakın bunu hiç gündeme getirmezler. Zannedersem, yani ben görmedim, bilmiyorum gören var mı? İlk defa ben de Talat Paşa kitabında bundan bahsettim. Aynı Talat 1918'de Rusya, 1917'de Bolşevik ihtilali çıkınca ve Rusya, Çarlık Rusyası yıkılınca Kafkaslar'da bir Ermeni devletinin kurulmasını destekleyen tek devlet adamı o gün Talat'tır. O savaşta Ermenileri kullanıp cepheye süren Ruslar dahil olmak üzere İngilizler, Almanlar, Avusturyalılar, hiç kimse Kafkaslar'da bir Ermenistan devletinin kurulmasını istemez. Kafkaslar'da bir Ermenistan devletinin kurulmasını isteyen tek devlet adamı ve tek devlet Osmanlı Devleti'ydi. Ve bunu isteyen de Talat Paşa'ydı. Ermenilere Kafkaslar'da bir yurt verilmesini. Yani burada müthiş bir paradoksluk yatıyor. Savaş boyunca Ruslar size devlet kurduracağız diyorlar, Ermenileri öne sürüyorlar. Savaş boyunca İngilizler size devlet kuracağız diyorlar, Ermenilerden gönüllü alaylar kurduruyorlar. Savaş boyunca yine aynı şekilde Fransızlar Ermenileri sürekli kışkırtıyorlar. Rusya'da ihtilal olmuş, Ekim devrimi, Bolşevik devrimi, Kafkas, kaos içinde Kafkaslar. Talat diyor ki hadi burada bir Ermeni devleti kuralım. Kimse Talat'ı desteklemiyor. Talat aslında bu yönüyle bugünkü Ermenistan devletinin, Kafkasya'da bugünkü Ermenistan devletinin kurulmasının ilk ön ayakçısı olanlardandır. Ermenilere de böyle güzel bir yönü vardır Talat Paşa'nın. Her nedense bu pas geçiliyor kaynaklarda. Ama Talat Paşa kitabında ben buna yer verdim. 1917'de sadrazam oluyor Talat Paşa. Sadrazam kimdir? Sadrazam başbakandır. Yani Osmanlı Devleti'nin başbakanıdır. Artık Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı Hanedanı'nın dışında birilerin gelebileceği en yüksek makama geliyor. Padişah olamazsınız biliyorsunuz. Padişah Osmanlı'da sadece Osmanoğullarına aittir. Ama sadrazam olabilirsiniz. Sadrazam olduğunda yurt dışı gezilerine de çıkıyor. Burada işte bir Berliner Tageblatt'tan aldığım bir alıntı var. Alma Berlin'e gittiğinde yeni Türkiye'nin enerjik ve çok güçlü kurucularından birini selamlıyoruz diyor. Ki onlar kahraman ve cesur çocukları değişik cephelerde kendilerini ispat ettiler. Almanya'nın gerçek ve halis dostlarına saygılarımızı sunuyoruz diye gazetelerde buna benzer yazılar çıkıyor. Burada dikkatinizi çekerim, yeni Türkiye diyorlar. Almanlar yeni Türkiye dedikleri 1908'le beraber meşrutiyetin ilan edildiği Türkiye. Ve yeni Türkiye'nin kurucuları olarak iddiatçıları gösteriyorlar. Kahraman ve cesur çocuklar olarak bahsediliyor. Dolayısıyla sadrazam buçuk yıl devam ediyor. Burada ilginç olan biliyorsunuz Temmuz 1918'de Sultan Reşat ölür. Yerine Vahdettin padişah olur. Daha savaş devam ediyordur. Savaş sonlanmamış. Ve Osmanlı devlet yapısına göre malumuz hükümeti kurmak üzere padişah birilerini görevlendirir. Vahdettin'in iddiatçıları sevmediği biliniyordu. Ta şehzadelik zamanından itibaren Vahdettin iddiatçıları sevmez. Temmuz 1918'de padişah olunca Vahdettin, Talat'ı tekrar sadrazam yapıp yapmayacağı gündeme gelir. Ama hiç tereddüt etmeden Vahdettin Talat'ı tekrar sadrazam yapar. Yani o görevi ona verir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde o kritik dönemde bu işi yapabilecek çapta adam da yok. Kaht-ı rical dediğimiz devlet adamı eksikliği de söz konusudur. Hızlandıralım biraz, soru cevap şekline geçelim.
Savaşı kaybederiz. Malumunuz 30 Ekim 1918'de Monroe Ateşkes Antlaşması imzalanır. Talat Paşa hükümeti istifa eder. Anlaşmadan önce istifa eder. Fakat kasınma 30 Ekim'de anlaşmaya imzalanır. Kasım'a geldiğimizde, Kasım ayı başlarına geldiğimizde artık İtilaf Devletleri'nin İstanbul'da dahil olmak üzere Osmanlı topraklarının önemli bir kısmını işgal edecekleri ortaya çıktı. Ve İttihatçılar için tehlike olmaya başladı. Özellikle İttihat ve Terakki'nin merkezi umumi üyelerini. Şundan endişe ediyorlar. İstanbul işgal edilecek. İngilizler düzmece bir mahkeme kuracak. Ve o düzmece mahkemede bizi yargılarlar, idam ederler. Ve nitekim öyle de oldu. Öngörüleri doğru çıktı iddiaçıların. İngilizler İstanbul'u işgal etti. İşte Nemrut Mustafa mahkemeleri kuruldu. Dönemi bilenler bilir. Kürt Mustafa da denir buna. İddiaçılar gıyaben yargılandı. Talat, Enver, Cemal gıyaben idama mahkum edildiler. Bunlar idam edilmemek için 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece yurdu terk ederler. Ve bundan sonra film gibi, zaten film gibi olan ve iki kat film gibi olan hayatları başlar. Takma atlarla Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Rusya'da, Kafkasya'da, Talat Kafkasya'ya gitmedi de Enver Kafkasya'ya gitti. Dolaşmaya başlarlar. Kendilerine tekrar bu karışık dönemde rol almaya, rol çıkartmaya çalışırlar. Ve giderlerken hepsi yeni hükümetin sadrazamı olan Ahmet İzzet Paşa'ya mektuplar bırakırlar. İşte Talat Paşa mektubunda diyor ki ortalık durulup memleket yabancı işgalcilerden kurtulduktan sonra tekrar İstanbul'a dönmek üzere geçici bir süreliğine yurdu terk ediyorum diyor. Bir Alman torpido botuyla, kimler var torpido botunun içinde? Enver, Cemal, Beyrut valisi Azmi, eski polis müdürü Bedri, Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir, Cemal Azmi ve İsmail Hakkı Paşa. Sivastopol'a giderler. Sivastopol o tarihte Alman işgali altında. Biliyorsunuz bugün Rusya'nın işte Kırım'ın dibi. Sivastopol'a geçtikten sonra oradan Almanlar bu eski şanlı şöhretçili iddiaçıları Berlin'e göndermek isterler. Enver Berlin'e gitmek istemez. Enver'in başka planları vardır. O der ki kardeşi Nuri Paşa o sırada Kafkasya'da, bugünkü Azerbaycan'ın kurucusudur zaten. Kafkas İslam ordusunun başında. Ben Kafkasya'ya geçeceğim. Kafkasya'dan da Anadolu'ya geçip Anadolu'yu tekrar düşman işgalinden kurtaracağım. Enver Paşa savaşın kaybedildiğine inanmıyor. İlginçtir. Sadece diyor ikinci aşama başlıyor diyor savaşta. Belki birinci aşamayı kaybettik ama ben ikinci aşamayı başlatacağım. İkinci aşama dediği aşama aslında Mustafa Kemal'in yaptığı iştir. Yani bizim milli mücadeledir. Milli mücadele aslında Enver Paşa'nın Harbiye Nazırlığı esnasında planlanan bir şeydir. Yani inşallah konuyu dağıtmam, toparlarım. Çanakkale savaşları esnasında Enver Paşa Harbiye Nazırı 1915 biliyorsunuz şu sorunun cevabı aranıyor. Düşman Çanakkale'ye geçip İstanbul'a gelirse ne yapacağız? İşte ABC planları hazırlanıyor. Hazırlayan da başında Enver Paşa var. Harbiye Nazırı ve Osmanlı orduları başkomutan vekili sıfatıyla. Eğer İstanbul'a düşman gelirse işte Anadolu'ya geçilecek. Anadolu'da Kuvayi Milliye tarzı sivil direnişler başlayacak. Halka silah dağıtılacak. Bizim milli mücadele yani bu. Halk kuvacı olarak düşmana karşı mücadele edecek. Yeni bir ordu kurulacak. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda biz yeni bir düzenli ordu kurduk. Ve o orduyla mücadele devam edecek. Yani Enver Paşa'nın ikinci aşama, savaşın ikinci aşaması dediği olay budur. Enver Paşa Kafkasya'ya gidip oradan tekrar Anadolu'ya girmek istiyor. Onu Enver Paşa yapamadı ama Enver Paşa'nın düşündüklerini Mustafa Kemal yaptı ve Türkiye Cumhuriyeti öyle kuruldu.
Enver Paşa'nın dışındaki diğer iddiaçılar, işte Bahattin Şakir, İsmail Hakkı, Cemal Talat Berlin'e geçiyorlar. Ama Berlin'e öyle bir geçiyorlar ki Berlin artık gittiklerinde, ki Kasım Berlin'e ulaşmaları ne zaman? Kasım'ın ortaları. 9-10 Kasım gibi. Berlin eski Berlin değildir. Berlin'de de ihtilal çıkmış. İşte kendilerine Spartakistler denilen bu Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht'in başını çektiği, Bolşeviklerden etkilenen Alman solcuları Berlin'de, isyan önce Kiel'de çıkıyor, sonra Berlin'e sıçrıyor. Yani onların hayalini kurduğu işte o ittifak döneminde Berlin'deki dostları falan yok ortalıkta. Bu ihtilal sonucu Alman hükümeti de düşüyor. Kaiser Hollanda'ya kaçmak zorunda kalıyor. Yerine yeni bir hükümet kuruluyor ve bu hükümette iddiatçılara bakacak, onlarla ilgilenecek kimse de bulunmuyor. Dolayısıyla Berlin'de tek başlarına kalıyorlar. İlginç olan, yanlarında da hiç paraları yoktur. Yani hiç yok derken en fazla kendilerini geçindirecek 3-4 aylık bir birikmiş maaşlarında biriktirdikleri paralar vardır. Hepsi böyledir. Dolayısıyla kısa bir süre sonra geçim zorluğuna düşüyorlar. İşte Talat'ın Berlin'deki Hayriye Hanım'la fotoğrafı. Gördüğünüz gibi kilo vermiş, zayıflamış. Tam bir batılı tarzı ceket kravat giymiş, fes çıkmış. Hayriye Hanım eşi. Şuradaki resimde daha da zayıf. Bakın, yine yanındaki Hayriye Hanım, eşi. Tanınmamakları gerekiyor. Bir de takma atla geçiyorlar. Talat Paşa'nın takmağı da Ali Salih Bey'dir. Ali Salih Bey adına pasaportu vardır. Ali Salih Bey adına kimliği vardır. Önce Berlin'in sayfiye yerlerinde olan Neues Babelsberg'de bir villa kiralar Talat. Fakat belli bir süre sonra onun kirasını ödeyemez duruma düşer. Şehir merkezine gelir. Daha 5 odalı bir ev, daha küçük bir ev kiralar. Hardenbergstrasse'de, Charlottenburg semtinde. Ve orada geçimini sağlamaya çalışır. İşte Hayriye Hanım'ın o günlerde yazdığı bir mektupta şu ifadeleri görüyoruz. Berlin'de 5 parasız kaldığımız günlerimiz oldu. Parmağımdaki yüzükleri sattık. Nihayet kendisine, yani Talat Paşa'ya verilen son hatıraları ve nişanları bile. Nişanlarını bir Alman tefeciye rehin bırakıyor. Sonra ödenmek üzere. Tabii sonra alınamıyor. O rehin bırakma karşılığında para alıyor. Yani bunu Talat için söylüyorum ama bütün iddiaçılar aynı durumdadır, kaçanlar. Geçim sıkıntısı çekerler. Tabii bu sıra Anadolu'da Mustafa Kemal milli mücadeleyi başlatmış. Talat da Mustafa Kemal'le bağlantı kurmaya çalışıyor ve Mustafa Kemal'le sürekli mektuplaşıyor. Eğer kendisine bir görev verilirse seve seve yapacağını söylüyor. Ve Berlin'de o dönemde işte İngiliz istihbaratıyla görüşüyor. Talat Alman istihbaratıyla görüşüyor. Mustafa Kemal lehine de çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalarda bulunurken 15 Mart 1921'de sabah saat 11 gibi Talat'ın klasik şeyi, sabah 10 gibi evinde çıkarmış. İşte o demin söylediğim oturduğu cadde, Hardenberg Caddesi'ni yürüyerek gider. Az ileride hayvanat bahçesi vardır, Tiergarten. Hayvanat bahçesinde bir tur atar. Saat 12, bazen hayvanat bahçesinin içinde Şark kahvesi diye bir kahve varmış. Yine bizim iddiaçılar işletiyor o dönemde. Orada bir kahve içer. Saat 12-12.30 gibi de tekrar evine döner. Öğle yemeğini de evde yermiş. 15 Mart 1921'de yine aynı şekilde evinden çıkmış. Hayvanat bahçesine uğramış. Kahvesini içmiş. Evine dönerken yaklaşık evine 200-300 metre kala
arkasında bir ses Talat diye sesleniyor ve tek kurşunla kafasına bir kurşun sıkılıyor. Talat o kalabalık caddede düşüyor. Cadde çok kalabalık olduğu için kurşunu sıkan da hemen oradaki kalabalık tarafından yakalanıyor. Hemen 2-3 saat sonra gazetelerin haberleri çıkmaya başlıyor. Üzerinde Ali Salih adına sahte pasaport çıktığı için ilk haberlerde işte Hardenberg Caddesi'nde bir cinayet işlendiğini, cinayetin alıp bir tüccarla bir İranlı arasında olduğunu, bir alıp verme davası olduğu falan haberleri yayılmaya başlar. Ancak katil yakalandığı için ertesi gün Charlottenburg polisinin raporları basına verilir. Raporlarda cinayetin adi bir cinayet olmadığı, siyasi bir cinayet olduğu, öldürülenin Talat Paşa, öldürenin de Salomon Tehlirian adında bir Ermeni öğrenci olduğu yazılır ve bunun üzerine tabii ortalık karışır. İlk ifadesinde Tehlirian şunu anlatıyor. Diyor ki odamda kitap okuyor, olta atıyordum. Talat'ı önce balkonda sonra sokağa çıkarken gördüm. Talat dışarı çıkarken annemin ruhu tekrar gözümün önüne geldi diyor. Şimdi burada annemin ruhu tekrar gözümün önüne geldi cümlesinden şunu kastediyor. Polis diyor niye öldürdün? Diyor ki ben Ermeni kökenliyim. Erzincan Ermenilerinden. Erzincan Ermenileri tehcir edilirken ailemi de yollara sürdüler. Bilemediğimiz ve tahminen Sivas'ın oralar olduğunu tahmin ettiğimiz bir yerde ben de dahil olmak üzere ailem jandarma tarafından kurşunlandı. Bütün ailem öldü. Beni de öldü diye bırakmışlar. Ancak ben ne kadar geçti süre bilmiyorum. Belli bir süre uyandım. Uyandığımda üzerimde annemin cesedi vardı. Onun cesedinin altında kalmışım. Baktığımda annem, babam, kardeşim hepsi öldürülmüş. Ben yaralıydım. Sürünerek yandaki bir köye gittim diyor. İşte Sivas'taki o köyün adını söylüyor. Beni aldılar, baktılar, iyileştiler, yaramı iyileştiler. Ondan sonra ben de intikam almaya söz verdim diyor. Ailemin intikamını. İşte şu yolları takip ettim diyor. Erzincan, Tiflis, İstanbul, Selanik, Sırbistan, Selanik, Paris, Cenevre. Nihayet Berlin'e geldim çünkü Talat'ın Berlin'de yaşadığı haberini aldım. Onun tam evinin karşısında bir ev tuttum. 10 gün gözlemledim. 10 günün sonra bu cinayeti işledim diye fantastik bir hikaye anlatıyor. İşte şu yaşlı hali Tehlirian, şuradaki de genç hali. Arkadaşlar ilginç, burada bir parantez açayım. Alman arşivinde Tehlirian'ın çok sayıda resmi var. O dönemin gazetelerinde de var. 1921 yılının Mart ayında veya Haziran ayındaki. Ya tüm gazeteler güler yüzlü, kravatlı, takım elbiseli bir beyefendi resmi. Yani şuna terörist diyebilir misiniz? Ya öyle bir propaganda ki bu, gazetelere bile o dönemde öyle resimler koyuyorlar ki beynine yerleştiriyorlar. Bak burada böyle takım elbise, kravatlı. Burada babacan bir aile babası, iki çocuğuyla evinde. Hiç böyle teröriste benzeyen bir şeyi yok. Görüntüsü yok. Ben bunu propaganda olarak görüyorum. Talat Paşa Sadrazam, başbakan, o dönemin gazetelerine falan baktığında öyle resimleri var ki pos bıyıklı, çatık kaşlı, böyle sanki işte 9 kişi öldürmüş de 10'uncuyu da öldürmeye giden bir adam tipi. Onun da öyle resimleri var. Yani bu propagandanın, o dönemdeki propagandanın da çok aşırı derecede kullanıldığını göstergesidir. Katil yakalandığı için 1-2 Haziran'da mahkemesi yapılıyor. Berlin 3. Eyalet Mahkemesi'nde. Zaten katil suçunu itiraf ediyor. Diyor ki Almanya'ya sadece Talat Paşa'yı öldürmek için geldim. Ailem Ermeni tehcirinde öldü. Ben tesadüf eseri ölümden döndüm. Daha o zaman Talat Paşa'yı öldürmek için ant içtim.
Yakalandığında üzerinde 12 bin mark ve 4800 altın lira bulunuyor. Mahkemede bu soruluyor. Bu parayı nereden buldun diyorlar. Çünkü iyi bir para o günün şartlarında. Orada da fantastik bir hikaye anlatıyor. Diyor ki tehcir esnasında ailemin Erzincan'daki evin bahçesine altın gömdüğünü biliyordum diyor. Savaş bittikten sonra tekrar Erzincan'a gittim. O altının gömülü olduğu yeri kazıdım. Altınları çıkarttım. Kendimi bununla finanse ettim ve cebimdeki para da budur diyor. Şimdi bu mahkemede anlattıklarına fantastik diyoruz. Çünkü daha sonra yapılan araştırmalarda Tehlirya'nın Erzincan Ermenisi olmadığı, ailesinin tehcir edilmediği, annesinin babasının kurşuna dizilmediği, bunların hepsinin hikaye olduğu ortaya çıktı. Özellikle Almanlar bu işi iyi araştırdılar. Tehlirya'nın aslında İran pasaportlu, Kafkaslar'da yaşayan, daha çok ömrü Kafkaslar'da geçmiş olan ve ailesi de oralı olan bir genç. Niye öldürülüyor? Belki olayı bilirsiniz. 1919'da Taşnak Partisi Tiflis'te toplanıyor. Nemesis Operasyonu adı verdiği İttihatçı Nemesis biliyorsunuz eski Yunanlarda öç ve adalet tanrıçası. Öçlerini ve almak ve adaleti yerine getirmek için İttihatçıları liste çıkarıyor. Bu liste Kazım Karabekir'in kitabında vardır. Öldürülecekler listesi. Ve bunları öldürmek için merkezi Boston'da olan bir Nemesis operasyon merkezi kuruluyor. 1919 ile 1921 yılı arasında işte Talat Berlin'de, Bahattin Şakir Cemal Azmi Berlin'de, Said Halim Paşa Roma'da, Cemal Paşa Tiflis'te, değişik yerlerde hep kurşunlanıyorlar. Ortak özellikleri hiçbirinin katilde tutuklanmıyor. Bir kısmı yakalanamıyor, yakalananlar da serbest bırakılıyor. İşte Tehlirian 1,5 gün sürüyor mahkemesi. Zaten öldürdüğünden şüphe yok. Dünya kadar şahit var, kalabalık bir caddede cinayet işleniyor. Kendisi de kabul ediyor zaten. Ama mahkeme sağlık durumunun yerinde olmadığı gerekçesiyle o günkü Alman ceza yasasının 51. maddesine göre serbest bırakıyor. Sağlık durumu yerinde olmayan Tehlirian serbest bırakıldıktan hemen sonra Amerika'ya çıkıyor. Bir gün sonra Amerika'da 1963 yılına kadar sağlıklı bir şekilde çağ çoluğuyla yaşıyor. İşte bu da Amerika'daki resmi. Bilmem hatırlar mısınız bundan bir yıl önce falan Hürriyet Gazetesi torunuyla Amerika'da yaşayan torunuyla röportaj yapmıştı Tehlirian'la ilgili. İşte o da babasının şey olmadığını, katil olmadığını falan savunuyordu. Dolayısıyla Berlin 3. Eyalet Mahkemesi zaten 1,5 gün sürüyor. Mahkemenin bir özelliği olayla ilgisi çok az olan veya hiç olmayan kişiler şahit olarak dinleniyor. İşte halbuki tonlarca mahkemede şahitlik etmek isteyenler var. Biliyorsunuz biz Almanya ile ittifak halinde olduğumuz için 1915 yılında yani 15-16'da tehcir olayı uygulanırken Osmanlı'da dünya kadar Alman subayı ve bürokratı var. Mesela bunlardan biri 3. Ordu ki Doğu Anadolu'da, merkezi Erzurum'da kurmay başkanı Felix Guze. Mahkemeye adeta yalvarıyor. Diyor ki tehcir bölgesinden geliyorum diyor. Benim kurmay başkanı olduğum ordunun sorumluluk bölgesiydi tehcirin yapılan. Ben tehcirin ta içinden geliyorum bana sorun diyor. Mahkeme Felix Guze'yi çağırmıyor. Yine o dönemde Enver Paşa'yla en yakın çalışan Bronsart von Schellendorf. Bizim ikinci genelkurmay ikinci başkanımız. Ya diyor ben planladım. Planı biz beraber yaptık, uygulamayı beraber yaptık. Ben bu işin içindeyim, beni çağırın. Bunlar Almanlar, beni dinleyin. Ve bunun gibi daha bir sürü. Ama mahkeme iki kişiyi şahit olarak kabul ediyor. Bunlardan biri Johannes Lepsius, papaz, Türk-Ermeni Vakfı'nın başkanı. Bir diğeri de Liman von Sanders. Liman von Sanders de tehcir esnasında 5. Ordu komutanı olarak Çanakkale'de.
Yani tehcirin çok da olmadığı bir bölgede. Liman von Sanders biliyorsunuz Çanakkale Savaşları esnasında bizim Çanakkale'deki ordumuzun komutanıdır. 5. Ordu komutanıdır. 5. Ordu Çanakkale Savaşları'nı yürüten Osmanlı ordusudur. Ve mahkemedeki ifadelerinde Lepsius diyor ki komutanın ruhu ve güçlü kişisi Talat tehciri engellemek için en küçük bir girişimde dahi bulunmadı diyor. Talat sorumludur diyor tehcirde. Yine Liman von Sanders Paşa o biraz daha dürüst davranıyor. Ben Ermenilere ilişkin olarak Talat tarafından imzalanmış bir emir kesinlikle almadım diyor. Katil mahkemede şunu iddia ediyor. Ermeni tehcirinde Talat sorumludur. O Ermenilerin öldürülmesi yönünde dahiliye nazırı olarak valiliklere emirler gönderdi diyor. Şimdi konu uzun, ona girmek istemiyorum. Soru sorulursa girerim. Ve mahkemeye de Talat'ın imzaladığı emirler diye 20 tane belge Andonyan isimli bir Ermeni tarafından sunuluyor. Andonyan da Fransız Ermenisi. İşte Halep valisine çekilmiş telgraflar. Ne bileyim Erzurum valisine çekilmiş telgraflar. Daha sonra bizim araştırıcılar bu belgeleri incelediler ki 20'si de sahte. Hiçbiri Talat'ın imzasıyla yayınlanmamış. Kaldı ki bir kere şunu anlamak güç. Bu bir cinayet davası. Yani katil eski bir sadrazamı öldürmüş, bir başbakanı öldürmüş. 1,5 günlük mahkemede öldürmeden ziyade Ermeni meselesi konuşuluyor. Yani savunma avukatları o kadar başarılı bir şekilde veya mahkeme de belli ki zaten taraflı bir mahkeme öyle anlaşılıyor. Buna yol açmış. Adeta sanki Tehliryan Talat'ı değil de Talat Tehliryan'ı öldürmüş gibi bir pozisyona geliyor. Dolayısıyla katil de serbest bırakılıyor. İşte biraz önce adı geçen Osmanlı Genelkurmay 2. Başkanı Bronsart von Schellendorf katil serbest bırakıldıktan sonra şunu yazıyor bir gazeteye. Mahkeme katilin akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı. Fakat aynı katilin fantazi dolu ölüm hikayelerini gerçekçi buldu. Garip, çok garip. Ya olaylarla fazla ilgisi olmayan ya da şahit olduklarını söyledikleri hikayeleri sadece kulaktan kulağa duyan kişiler tanık olarak dinlendiler. Gerçekleri gözleriyle görmüş olan tanıklar davet edilmediler. Belki de böyle bir yargılamanın Zenci Devleti Liberya'da olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır, bu yargılama yeni Almanya'da ve bir Alman mahkemesinde oldu diyor. Yani adeta neredeyse isyan eden bir general bu mahkemenin kararına, bir Alman general. Bunun gibi arkadaşlar kitapta detaylarını bulacaksınız. Tonlarca Alman'ın yazısı var. Ben sadece bir tane örnek aldım. Belki 50'ye yakın Alman katil serbest bırakıldıktan sonra gazetelerde, dergilerde bu haksızlığı yazıyorlar. Ama dediğim gibi Almanya'da eski Almanya değil. Almanya'da savaştan mağlup çıkmış ihtilaller, işte sonradan Weimar Cumhuriyeti kurulacak, Almanya'da karışıklık içerisinde. Soru cevaba fazla yer bırakmak için konuyu uzatmayayım, hemen sonuca geleyim. Sonuç olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Vatanperverliği, iradesi, enerjisi ve cesaretiyle Talat Paşa tipik bir iddiatçı özelliği taşıyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin birleştirici ruhuydu. Devrimci bir ruha sahipti. Vatanı hemen kurtarmak istiyordu. Zira kaybedecek hiç zamanı yoktu. Fakat diğer bütün iddiatçılar gibi tecrübesizdi, plansızdı ve fanatik bir vatanperver olduğu için dönemin ruhunu, dünyanın gidişatını tam olarak anlayamıyordu. Zannedersem soru soracak epey malzeme verdim size. Çünkü bazen kasıtlı cümleler koydum araya buradan soru gelsin diye. Mesela buradaki son cümle. Tam soruluk bir cümle. Bakalım benim tahmin ettiğim yerlerden mi gelecek? Ercüment ben burada bırakayım. Editörlerime bırakayım veya
dinleyicilere bırakayım. Artık top sizde. Nasıl isterseniz öyle götürürüz. Hocam ağzınıza sağlık. Açıkçası çok fazla böyle ayrıntıya girdiniz. Fakat biz netice itibariyle programa iştirak eden arkadaşların sorularını sizlerle paylaşalım hocam. İlk soru hocam, sizin de öğrenciniz bizim dönemden Kemal Hatay'ın sorusuna başlayayım hocam. Kemal Hatay. Aa Kemal, merhaba. Hocam Kemal'in şöyle bir sorusu var. Diyor ki malum Talat Paşa'nın soy itibariyle herhangi bir şey söz konusu değil. Eğitim noktasında da çok fazla böyle albenli bir eğitim süreci söz konusu olmamış. Ancak çok kısa bir süre içerisinde Enver Paşa'da gözlemlediğimiz o sıçrayışı, mevki makam sıçrayışını biz Talat Paşa'da gözlemliyoruz. Bunun sebebi acaba karakterinden mi kaynaklı, yoksa cemiyetteki pozisyonunun bir karşılığı mıydı? Tabii ki cemiyetteki pozisyonunun bir karşılığı. Şöyle değerlendirmek lazım. 1908 ikinci meşrutiyetle birlikte iktidar büyük ölçüde İttihat ve Terakki'nin eline geçiyor. İttihat ve Terakki de hep genç subaylardan ve genç insanlardan oluşuyordu. İttihatçılar içinde 1908'de çok yaşı kemale ermiş kişiler yoktu. Zaten İttihatçılar 1908 meşrutiyetini gerçekleştirince sıkıntısını çektikleri en büyük şey yeteri kadar devlet adamı bulamamaları. Ta biliyorsunuz İttihatçılar 1917'ye kadar sadrazamlık koltuğunu doldurmayacaklar. Said Halim Paşa'dır 1913 ile 14 arasındaki sadrazam. Ve Said Halim Paşa İttihatçıların çok sevdiği, çok takdir ettiği bir İttihatçı değildir. Ama onunla çalışmak zorunda kalırlar. Çünkü İttihatçıların sadrazamlık makamına getirecek, deyim yerindeyse kelli felli gelmiş geçirmiş tecrübe sahibi elemanları yoktu. İttihatçılar daha çok Selanik'teki 3. Ordu'nun genç subaylarından oluşuyordu. Belki yaş ortalamaları 30'lu civardaydı. Gençlerden oluşuyordu. Dolayısıyla Talat Paşa da böyleydi. Ayrıca bir de bir parantez açalım. İttihatçılar yaşlılardan da çok hoşlanmıyorlar. Yaşlıların yeterince devrimci olmadıklarını, yeterince yenilikçi olmadıklarını, çok fazla muhafazakar olduklarını, çok eskiye gömülü kaldıklarını, halbuki Osmanlı Devleti'nin kurtuluşu için hızlı bir şekilde reformlar yapılması gerektiğini, Osmanlı Devleti'nin kurtulabilmesi için yeniliklerin durmadan, dinlenmeden yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Yani konuyu biraz bilenler şunu da hemen buraya ekleyeceklerdir. 1913'te Enver Paşa mesela orduyu gençleştiriyor. 300 küsür yaşlı paşayı emekliye sevk ediyor. Dolayısıyla İttihatçılar yaşlılardan pek hoşlanmıyorlar. Onların ayak bağı olduğunu düşünüyorlar. Gençlerin devrimci olduğunu düşünüyorlar. Bu bir avantaj sağladı bize. Hemen konu gelmişken onu da söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara bakın. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Refet Bele hepsi gençtir. 40'lı yaşlarındadır. 40 ile 50 arasındadır. Bunun nedeni işte İttihatçıların gençlerin önünü açmış olmalarıdır. Yaşlıları hep devlet bürokrasisinde tasfiye ettiler. Birinci Dünya Savaşı'na bakın. Ordu komutanları, devlet bürokrasisi, bakanlar gencecik adamlardır. 30 ile 50 yaş arasıdır. Dolayısıyla tabii ki Talat'ın genç yaşta dahiliye nazırı olması ve akabinde sadrazam olması birinci derecede iddiatçı olmasına bağlamak lazım. İkinci derecede de iddiatçıların içerisinde en yetenekli olmasına bağlamak lazım. Bir politika dehasıdır Talat o dönemin şartlarında. Hem o çok farklı fikirleri bir arada bulunan iddiatçıları bir arada tutabiliyor. Hem de bunu askerlere rağmen yapıyor.
İttihat ve Terakki ağırlıklı olarak askerlerden oluşur biliyorsunuz. Ama TANAT sivil kanattan gelir. Evet, inşallah Kemal'in sorusuna cevap olmuştur diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben bir yandan da bu YouTube üzerindeki sorulara bakıyorum. Gerçekten de sağlam bir dinleyici kitlemiz var hocam. Yani her biri çok kaliteli. Memnun oldum o zaman. Ben de sevindim vallahi. Sorular iletmiş hocam. Tabii ki hepsini sormak mümkün değil ama Ümit Katırancı'nın hocam bir sorusu var. Mustafa Kemal Paşa'nın Talat Paşa hakkındaki fikirleriyle ilgili neler söyler hocamız diye sormakta. Mustafa Kemal Paşa iddiatçılar derken Mustafa Kemal Paşa da ruhen iddiatçıdır. Onu hemen söylemek lazım. Sadece cemiyet içerisinde, yani İttihat ve Terakki cemiyeti içerisinde pek görünmek istemez. Nedeni de Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'nin lideri olmak ister. Ama İttihat ve Terakki'nin askeri kanadının lideri çok nettir. Enver Paşa'dır. Mustafa Kemal yapısı gereği biliyorsunuz karakteri gereği ikinci adam olamaz Mustafa Kemal. Mustafa Kemal olduğu her ortamda birinci adamdır. Öyle olmak ister. Mustafa Kemal Enver'in arkasında ikinci adam olmak istemediği için İttihat ve Terakki cemiyetten biraz uzak durmuştur. Ama fikirleri, düşünceleri, yaptıkları hep İttihat ve Terakki'nin tasvip ettiği düşünceler ve eylemlerdir. Ha, iddiatçılar içerisinde Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşı Cemal Paşa'dır. Cemal Paşa ile çok iyi anlaşır. Talat'la da iyi anlaşır. Daha sonra bunlar yurt dışına gittikten sonra bir somut örnek vereyim. Hepsi Mustafa Kemal'le mektuplaşır. Demin Talat'ı söyledim ama diğerleri kaldı. Enver de Mustafa Kemal'e mektup yazar. Talat da yazar, Cemal da yazar. Mustafa Kemal Enver'e cevap vermez. Enver'e zannedersem bir iki tane cevabı vardır, fazla yoktur. Ama Talat'ın mektuplarına cevap verir Berlin'de. İşte Talat Anadolu'ya geçmek ister, o Mustafa Kemal der henüz zamanı gelmedi der. Biraz daha beklemesini ister, zamanı geldiğinde kendisini haberdar edeceğini söyler. Ancak Anadolu'daki milli mücadele için çalışmasını ister. Bir de madem biz bizeyiz bir şey söylemek lazım. Mustafa Kemal 1916'da aslında benim Talat Paşa kitabımda var. Orada üstü kapalı biraz söyledim. 1916'da Yakup Cemil olayı vardır. Yakup Cemil bir darbe düşünür. Kime karşı? Yakup Cemil de iddiatçıdır aslında. Yakup Cemil Talat ve Enver'e karşı bir darbe düşünür. Talat ve Enver'i iktidardan indirecek Yakup Cemil, İngilizlerle anlaşıp imparatorluğu savaştan çekecek falan. Böyle planları var. Fakat Yakup Cemil'in darbe planları haber alınır. İttihat ve Terakki cemiyeti tarafından darbe başlamadan bastırılır. Yakup Cemil tutuklanır, yargılanır, idam edilir. İdam dosyaları da işte şimdi tekrar aynı konuya geldik başlangıçta. Bugün bizim ATS arşivinde Divan-ı Örfü Mahkeme'deki yargılamaların dosyası oradadır. Maalesef araştırıcılara kapalı, bir türlü vermiyorlar. Ama ben Alman Dışişleri Bakanlığı arşivinde ulaştığım bir iki belgede bu darbenin arkasında Mustafa Kemal'in olduğunu da gördüm. Yakup Cemil'le beraber davranıyor Mustafa Kemal. Hatta şöyle bir şey var. Yakup Cemil darbesi başarılı olsaydı Mustafa Kemal'i Harbiye Nazırı yapacaktı. Böyle de anlaşıyorlar. Yani Mustafa Kemal ruhen ve fikren iddiatçıdır ama Enver'den de çok memnun değildir. İddiatçıların içerisinde arasının iyi olmadığı Enver'dir. Ama Talat, Cemal'le araları çok iyidir. Özellikle Cemal'e daha yakındır. Çünkü Suriye cephesinde biliyorsunuz bir dönem Cemal 4. Ordu Komutanı iken Mustafa Kemal de 7. Ordu Komutanı olarak Suriye cephesinde beraber görev yapıyorlar. Fakat Mustafa Kemal'in de şöyle bir endişesi var. Özellikle milli mücadele başladıktan sonra yani 1919 ile 1922 yılları arasında iddiatçıların hiçbir şekilde Anadolu'ya gelmesini istemiyor. Çünkü iddiatçılar gelirse ordu tekrar bölünecek demektir. İddiatçılar gelirse
iç huzur bozulacak demektir. Şimdilik bu kadar söylesem yeterli olur diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederiz. Aslında soracağımız soruları siz bizden önce açıklıyorsunuz. Ercüment, ben de dondu biraz. Evet. Görüntü de bir cümleni anlayamadım. Ben de hocam, görüntü dondu, bir cümleni anlayamadım. Hocam ekranı kapatırsanız oradan da daha iyi bir şekilde iletişim kurabiliriz belki. Tamam. İnternette bir sıkıntı olabilir hocam. Evet. Teşekkür ederim hocam. Hocam dedim ki soracağımız sorulara önceden cevaplıyorsunuz. Açıkçası bizi böyle çok şeyde bırakıyorsunuz. Boşlukta bırakıyorsunuz. Ben şöyle bir soruyla devam edeyim. İzleyicilerden şöyle bir soru gelmiş hocam. Malum Talat Paşa'nın eğitim görmüş olduğu Edirne'deki okullardan birisi Masonluğa hizmet eden ve daha sonra o okulda eğitim öğretmen olarak hizmet verdiği ifade ediliyor ki kitabınızda da bu bilgiler mevzu bahistir hocam. Daha sonra Emanuel Karasulağan ilişki biçimi ve kitabınızın son bölümünde hocam Kudüs'te bir Yahudi kolonisi kurulma noktasındaki fikirleri dikkatli nazara alınırsa Talat Paşa'nın Masonlukla hocam herhangi böyle bir ilişki biçimini sadece bize özetleyebilir misiniz hocam? İlişki biçiminden ziyade Talat net bir şekilde Masondur zaten. Benim kitabın bir bölümü bu Talat ve Mason ilişkileri üzerine, sen de söyledin Ercüment. Hem de en üst derecede, üstattır. Hocam şöyle parantez açayım. 33. Şimdi siz doğrudan Mason dediğiniz zaman işte bizim öğrenci kitlesinde çok fazla döneme ilişkin bir resim mevzu bahis değil. Dolayısıyla yanlış bir algı ortaya çıkıyor. Yani bu Masonluk Yahudi'yle hizmet eden mi yoksa dönemin realitesinde iddiatçı cenahın fikirlerini rahat bir şekilde ifade edebildikleri bir alan olduğu için mi Yahudilikle, Masonlukla bile bir ilişki kurmuşlardır? Şimdi Masonluk şöyle, biraz sıkıntılı oldu hocam. Güzel bir noktaya temas ettin aslında. Bizde Mason deyince böyle öcü gibi bakılıyor. Yani Mason deyince işi gücü bırakmış Yahudi devletini kurmak için işte o ağlama duvarı önünde ağlayan Yahudi papazlar gibi Yahudileşmiş insanlar anlaşılır. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Yani Masonluktan sadece Yahudi devletine hizmet edenleri anlamak çok dar bir çerçeveye sıkıştırmak demektir. Masonluk dünya çapında bir örgüt. Yani sadece Yahudilerde, sadece Osmanlı'da, Türkiye'de olan bir şey değil. Yani bu noktada benim tavsiyem arkadaşlara Masonluğu bir öncelikle hakikaten tarafsız kaynaklarda, yani lütfen Kadir Mısıroğlu'ndan falan okumayın. Düzgün bir yerlerden okumaları. Şimdi onu okuduktan sonra Talat'a geçerse, Talat 33. derecede bir Mason. Emanuel Karasu aracılığıyla Makedonya Rizotası'yla tanışıyor, Masonlarıyla tanışıyor. Talat'ın Mason olmasının nedeni şudur ama. En önemli neden. Yani Masonluğu herkes kendi çıkarları açısından kullanabilir. Biliyorsunuz tarihi süreç boyunca ta 13. yüzyıldan beri günümüze kadar kendini gizleyebilen bir cazibe merkezi haline getiren nadir kuruluşlardan biridir Mason cemiyetleri. Ve gizli toplantılar yapmaktan mahirdirler. Yani gizli toplantı nasıl yapılır, nerede yapılır bunu çok iyi biliyorlar. Şimdi İttihatçılar da 1908'e kadar Abdülhamit döneminde hep takibata maruz kaldıkları için
hep jurnallendikleri için Abdülhamid'in ajanları tarafından toplantılarını büyük ölçüde gizli yerlerde yapma ihtiyacı duyuyorlardı. Çünkü takip ediliyorlar, yakalandıkları zaman tutuluyorlar, fizana sürüyorlar. İşte Şerefiye olayı meşhurdur 1895'te. Vapura bindirip gönderiyor Abdülhamid bunları. Fizan'a doğru, Trablus'a, Libya çöllerine doğru gönderiyor. Yakalanmamak için, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Emanuel Karasu da iddiaçıdır. Biliyorsunuz Yahudi kökenlidir. Etnik olarak da Yahudidir. Ama Emanuel Karasu iddiaçı olmasına rağmen yine Yahudi olduğunu göstermiştir. Burada bir parantez açayım. İddiaçılar yurt dışına gittikten sonra 1919 işte vurulana kadar bazı iddiaçılar Emanuel Karasu'ya mektup yazıyorlar. O da İtalya'dadır. Zengindir Emanuel Karasu. Hemen hemen her Yahudi gibi. Kendisinden para istiyorlar. O can arkadaşlarına bile para göndermiyor. Demek ki iyi bir Yahudiymiş. Yani o beraber mücadele ettiği arkadaşlara borç para bile vermiyor. Böyle biri Emanuel Karasu üzerinden Talat masonlarla tanışıyor. Amaç İttihat Terakki o mason localarında toplantılarını kurabilmek. Muhtemelen içine girdikten sonra, üye olduktan sonra Talat ki Osmanlı'da da masonluk o kadar çok kötü bir şey değildi. Dernekleri, mernekleri mevcuttu yani locaları, şeyleri. Mustafa Kemal 1933'te yasakladı. 1933'e kadar şeydi, işte mason dernekleri serbestti. Ve Talat İttihat Terakki'yi daha ileri taşımak için sürekli masonluk içerisinde yer almaya çalıştı. Çünkü masonlar güçlü bir örgüt. Hem maddi açıdan güçlüler hem teşkilat açısından güçlüler. Ve İttihat Terakki'nin teşkilatlanmasını da İtalyan Carbonari Mason örgütünü örnek alarak yaptı. İşte iddiaçılar da biliyorsunuz gizli teşkilatlandılar. Kaç kişi olduklarını hiçbir zaman bilemezsiniz. Hücre usulü dediğimiz şekilde teşkilatlandılar. En fazla 3 kişi birbirini tanır. Ondan fazlasını tanımazlar. Böyle bir şeye de ihtiyaç vardı. Çünkü biri yakalandığı zaman tüm teşkilat çökmemesi lazım. Tüm cemiyetin çökmemesi lazım. Dolayısıyla Talat Mason localarının içerisinde kesinlikle yer almıştır. Ama bu şu anlama gelmiyor. İşte Ercüment de söyledi. Kitabın bir bölümü benim bununla ilgili. Talat Dahiliye Nazırı iken ve Sadrazamken Filistin bizim elimizde o tarihte biliyorsunuz. Filistin topraklarını biz 1918'de, 17'de Kudüs'ü kaybettik. 18'de de geri kalanları kaybettik. 1908'den sonra Mason locaları Yahudiler, özellikle Theodor Herz, Siyonizm şeyini kuran kişi Avusturya'da sürekli Talat'la ve diğer iddiaçılarla Emanuel Karasu üzerinden görüşüyorlar ve Filistin bölgesinde toprak istiyorlar. Talat kesinlikle karşı. Kitapta çok net bir şekilde onu görürsünüz. Orada bir Yahudi kolonisinin kurulmasına da karşı. Sadece şunu diyor. Her Osmanlı vatandaşı gibi, Araplar gibi, Rumlar gibi, Ermeniler gibi Yahudiler de gelip orada topraklarını işleyebilirler ve Osmanlı vatandaşı olarak yaşayabilirler. Ama Osmanlı'nın diğer vatandaşlarından daha fazla hak isteyemezsiniz diyorlar. Hatta ve hatta 1917'de savaş esnasında İngiltere Balfour Deklarasyonu yayınlanınca biliyorsunuz Balfour Deklarasyonu vardır 1917'de İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir deklarasyon. Burada İngilizler İsrail'de Yahudilere toprak vereceklerini toprak vereceklerini beyan ederler. Ve işte kitapta da görmüşsünüzdür. Talat'ın üzerine baskı kuruluyor. Talat sadrazamdır. Bak Yahudileri kendi tarafımıza çekmek için özellikle tabii Yahudi demek Amerika demek aynı zamanda.
Amerika'yı kendi tarafımıza çekmek için Filistinlere biz de Yahudilere toprak verelim. Talat'ın meşhur açıklaması vardır. İngilizler Filistin topraklarını hem Araplara hem Yahudilere söz veriyor. Savaş bittikten sonra bunu ne Yahudilere verecekler ne Araplara verecekler diyor. Öngörü ve öngörüsü doğru çıkıyor. İngilizler o toprakları 1918'de savaş bittikten sonra ne Araplara veriyorlar ne Yahudilere veriyorlar. Fransızlara veriyorlar. Filistin Fransız işgali altına giriyor. Dolayısıyla yani Talat'ın Mason olması hiçbir zaman Talat'ın Yahudiler lehine çalıştığı, Osmanlı Devleti'nin aleyhine çalıştığı anlamına gelmez. Sadece Mason teşkilatlarını, Mason localarını İttihat ve Terakki için kullanmak için bir basamak olarak görmüştür Talat. Tüm İttihatçılar öyle görmüştür. Dediğim gibi İttihatçılar vatan söz konusu olduğunda yani hiçbirimiz kusura bakmayalım İttihatçıların eline su dökemeyiz. Yani onlar Masonluk için, Yahudilik için vatana ihanet edecek kişiler değil. Hiçbiri etmez. Daha fazla detaylar için kitaba bakınız. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Şimdi hocam İrem Ermiş diye bir arkadaşımızın da bir sorusu var, hemen ileteyim. Kafkasya'da kurulabilecek bir Ermeni devletine bakışı nasıl? Olumluysa tepki almış mı? Soru bu. Talat mı? Talat'ın evet, bakışı mı? Evet hocam. Şimdi konuşma arasında söyledim. Savaş bittikten sonra, yani bittikten sonra değil, savaş daha devam ederken malumunuz 1917'de Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkıyor ve Bolşevikler Rusya savaştan çekiliyor. Rusya savaştan çekilince Kafkasya'da bir kaos ortamı doğuyor. Konuşma arasında da söylemiştim. Kafkasya'da, bak bizim topraklarımız üzerinde değil, Kafkasya'da, Trans-Kafkasya'da bir Ermenistan devletinin kurulmasının şiddetle savunucusudur Talat. Talat, Trans-Kafkasya'da üç devletin mutlaka bağımsız olmasını ister. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan. Bu üç devletin bağımsızlığını Osmanlı Devleti olarak sadrazam kaldığı son güne kadar destekler. Amacı da şudur. Biliyorsunuz, konuşma arasında da zaman zaman söyledik. 20. yüzyılda, 19. yüzyıl sonlarında bizim en büyük mücadele ettiğimiz ülke Rusya'dır. Rusya'yla dünya kadar savaşımız vardır 1800'lerde, 1900'lerde. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda da işte Kafkas Harekatı, Sarıkamış Harekatı. En büyük faciayı Ruslar karşısında yaşadık. Talat'ın stratejisidir. Rusya'yla bizim aramıza tampon devletler koymak. Yani Rusya bize saldırmak istediği zaman direkt bizi ezmesin. Arada küçük devletler olsun. Bu küçük devletler de işte Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan olarak öngörüyor. Biz direkt Ruslarla komşu olmayı istemiyor. Çünkü direkt Ruslarla komşu olursanız çok kısa bir sürede topraklarınıza girer ve işgal edebilirler. Ama arada tampon devletler olursa o devletleri geçene kadar zaman kazanır. Ve o dönem içerisinde kendinizi toparlayabilirsiniz ve daha iyi savaşacak duruma geçersiniz. Maalesef ve maalesef Talat'tan başka Kafkaslar'da bir Ermeni devletinin kurulmasını isteyen de yoktur 1918'lerde. Ne Bolşevik Ruslar bunu ister, ne Almanlar ister, ne de İngilizler ister. Halbuki hepimiz biliyoruz ki hem İngilizler hem Ruslar savaş esnasında Ermenilere bağımsızlık sözü verdi. Hatta daha sonra bizim Sevr Anlaşması'na koyacaklardır Ermenistan Devleti'nin kurulmasını, ama nerede kuruyorlar? Bizim vilayeti Sitte'de kuruyorlar. Yani 6 tane Doğu Anadolu vilayetinde kuruyorlar. Talat'ın öngördüğü ise Kafkaslar'da, bizim sınırımızın dışında, Kars, Ardahan, Batum'un dışında kurulması. Yani bir nevi bugünkü Ermenistan'ın olduğu bölge. Dolayısıyla o dönemde İşte kitapta detaylarına bahsediyoruz. Ermeniler hemen delegasyon gönderiyorlar. Sadrazam Talat Paşa'yla görüşüyorlar. Hatta anlaşma falan imzalanıyor. Fakat Eylül'de İttihat Terakki hükümeti istifa edince, Talat Paşa da hükümetten ayrılınca tabii bölge başka bir şekle bürünüyor. Başka bir duruma geliyor.
Evet, bilmiyorum şey oldu mu? Hocam, teşekkür ederiz. Hocam, ben kendi şahsi sorumu sorayım. Malum hocam, siz hem Enver Paşa hem de Talat Paşa hakkında kitap kaleme aldınız. Komitenin ruhu ve komitenin kahramanı. Dönem itibariyle Osmanlı'da görev yapan Bransdorff, Talat'la Enver'i karşılaştırırken Enver'in Talat'ın eline su dökemeyeceğini ifade ediyor. Bu biraz çok ağır bir tespit olmuş. Acaba hocam sizin bu noktada fikriniz, Talat'la Enver'i mukayese ederseniz, evet de mukayese edilir mi? Edilirse de sizin bu tespit karşısındaki tavrınız ne olur acaba? Şimdi ben bunu şöyle açıklıyorum. Doğru, Bernstorff Alman Büyükelçisi Enver Talat'ın eline su bile dökemez diyor. Aslında Bernstorff'un bütün raporlarına da baktığınızda sürekli Enver'i eleştiren bir tarzı var. Bunun aslında özel bir tarafı var. Özel tarafı nedir biliyor musunuz? Aslında kitaplarda zaman zaman değiniyorum ama ayrı bir başlık yapmadım onun için. Şimdi 1914-18 Osmanlı-Alman ittifakı imzalanınca ittifak daha çok askeri konular üzerinde gidiyor. Ve Osmanlı-Alman ittifakının yürütücüler de askeri kanat. Bernstorff da bir büyük elçi. Bernstorff da istiyor ki Osmanlı-Alman ilişkileri veya ittifakı diplomasi kanalıyla yürüsün. Yani büyük elçilik aracılığıyla yürüsün. Yani büyük elçilik aracılığıyla yürümeyince de Bernstorff rahatsız oluyor bundan. Kendisini dışlanmış hissediyor. Size çok somut bir örnek vereyim. Enver'de mi Talat'ta mı tam hatırlayamıyorum ama birinde olacak. Talat Berlin ziyaretine gidecek. İşte tabii sadrazamın Berlin ziyaretine gitmesi kolay değil. Orada Kaiser'le görüşecek, orada ne bileyim Alman şansölyesiyle görüşecek, Alman bürokrasisiyle görüşecek, Alman bakanlarla görüşecek. Bunun programı yapılıyor. Filan tarihte filanla görüşülecek, şunlar şu görüşülecek. Bunlar yapılırken hiçbiri büyükelçiye sorulmuyor. Ya nasıl yapılıyor? Enver Paşa üzerinde, bizim Harbiye Nazırımız Enver Paşa ya, Alman genel karargahıyla yapılıyor. Bunlar da Bernstorff'un zoruna gidiyor. Yani Enver Paşa bir nevi diplomasiye, politikaya, politikayı saf dışı bırakıyor. Direkt askerlerle ilişkiyi yürütüyor. Sivil ilişkileri de askerlerle yürütüyor. Yani sadece savaşla ilgili ilişkileri değil. Ondan dolayı da Enver'le Bernstorff'un kişisel problemleri var. Zaten Bernstorff çok başarılı bir büyükelçi değildir. Kısa bir süre sonra alınacak görevden. Türkiye'de. Alınmasında Enver de etkili oluyor. Enver'le araları iyi olmadığı için. Bir de işin doğasında var. Enver askerdir. Bernstorff büyükelçidir, bürokrattır. Enver her işin hızlı, çabuk askeri şartlarda yapılmasını ister. Bernstorff şeydir. Ne bileyim daha diplomatik, daha nezaketli, daha sivil gitmesini ister. Yani işin arka perdesinde budur. Dolayısıyla Bernstorff gibi düşünen Talat'tır. Çünkü Talat da asker değildir. Talat da sivil kökenlidir. Talat da bürokrasiyi iyi bilir. Talat da işte ne bileyim en küçük memurluktan en büyük memurluğa kadar bürokrasiden geliyor. Ve Bernstorff'un düşüncesine yakın kişi Talat'tır dolayısıyla. Enver'e karşı ben şahsi şeylerin de olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok doğru diyorsun. Bernstorff çok ağır eleştiriler getirir Enver'e. İşte devlet yönetmeyi bilmediğini, hala komitacı olduğunu, hala komitacılıkla devlet yönetileceğini düşündüğünü falan söyler. Ama tabii Enver çok güçlü. Bernstorff'u hiç kale almadan, yani Alman Büyükelçisi'ni hiç dikkate almadan Almanlarla ilişkisini yürütüyor. Bu da Bernstorff'un çok hoşuna gitmiyor. Şimdi arka planı budur. Talat iyi bir diplomattır. Talat herkesin gönlünü hoş tutabilen bir adamdır. Yani öyle bir kabiliyeti vardır. Biliyorsunuz askerler daha net kesin olur. İşte diplomatlar daha böyle kırmadan dökmeden iş yapmaya çalışırlar.
Hocam teşekkür ederiz. Hocam son soruları da iletelim sizlere. Malum hocam bütün çalışmalarınızda ağırlık noktası olarak Alman arşivlerini esas alıyorsunuz. Acaba bu Ermeni tehcirinde Almanların herhangi bir rolü var mıydı? Veyahut da bu tehciri Osmanlı Harbiyesi mi yoksa bu Almanların bir tasavvuru muydu? Böyle bir bilgiye bir muhatap oldunuz mu hocam? Şimdi tehcir konusunda Fransızların bir spotu vardır biliyorsunuz. Almanlar düşündüğü Türkler uyguladı derler. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ha düşünüyorum değil, belgelerim de var. Zaten malumun sen gördün Ercüment, Talat Paşa kitabının yarısı tehcirle ilgilidir. Yani Ermeni meselesiyle ilgilidir. Tehcir fikri zaten Almanlardan geliyor. Özellikle üç tane Alman burada saymak gerekir ki detayları kitapta var. Demin konuşma arasında adı geçen Osmanlı 3. Ordu Kurmay Başkanı Felix Goze. O tarihlerde Erzurum'da. 3. Ordu'nun karargahı Erzurum'da. Tam tehcir Doğu Anadolu'da Ermenilerin yoğun olduğu bölgeden sorumlu. Olaylar bizzat şahit oluyor. İkincisi, Enver Paşa'nın en yakın çalıştığı Osmanlı Genelkurmay ikinci başkanı, Bronsart von Schellendorf. Üçüncüsü, Osmanlı Genelkurmay'ında Harekat Daire Başkanı, von Feldmann. İlk raporlar Guze'den geliyor. Ermeniler isyan ediyor, yani siz de tam yerindesiniz, özellikle... 1915'te Van'ın Rusların eline geçmesinden sonra ki Nisan 1915 bu. Zaten Mayıs 1915'te sevk ve iskan kararı çıkacak. Yani yaklaşık 1,5 ay sonra, 2 ay sonra Van'ın düşüşünden sonra Van çok benden daha iyi bilirsiniz siz. Acı bir şekilde Ermenilerin yardımıyla, Ermenilerin Rus ordusuna yardımıyla elden çıkıyor. İşte artık Felix Guze 3. Ordu ki Van'dan da 3. Ordu sorumlu. 3. Ordu'nun kurmay başkanı başka çare kalmadı. Ermenileri göçürmek lazım diye genel kurmaya yani Enver Paşa'ya raporlar yazıyor. Von Feldmann ve Schellendorf da bunu destekliyor. Bu gizli saklı bilgi değil. Yani Enver ve Talat Paşa'nın eklerinde belgelerini de verdim. Daha sonra Schellendorf bunu yazıyor. Guze de yazıyor. Guze'nin anıları var. Die Kaukasus Front, Kafkasya Cephesi diye Türkçe'ye de çevrildi. Orada da bahsediyor. Tehcir şarttı diyor. Çünkü Ermeniler Osmanlı ordusuna büyük zarar veriyorlar. Özellikle 3. Ordu'ya. Dolayısıyla tehcirden başka çaremiz kalmamıştı diyor. Dolayısıyla fikir Almanlardan geliyor. Zaten şöyle düşünmek lazım o dönemi. 1915'te müttefik orduları arasında yapılan bir anlaşmayla Berlin'de Yüksek Ordular Komutanlığı diye bir merkez kuruluyor. Burada Osmanlı generalleri de var, Avusturya-Macaristan generalleri de var, Alman generalleri zaten var, Bulgaristan'da generaller de var. Tüm askeri kararlar oradan çıkıyor. Ve tehcir de bir askeri karar olduğu için zaten Almanların etkisi olmadan yapılması mümkün değil. Ben sadece bizdeki Almanlara örnek veriyorum. Yani İstanbul'daki, Erzurum'daki, Almanları, Halep'teki Almanları örnek veriyorum. Merkez de buna o şey bakıyor. Çünkü bu tehcir yani günümüzde denildiği gibi bir soykırım falan değil. Ve tehcir tarihle uğraşanlar herkes bilir. Bütün ülkelerin savaş esnasında çok rahat yaptıkları bir durumdur. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar da yaptı, Almanlar da yaptı. Ne bileyim işte Pearl Harbor baskından sonra Amerikalılar çekik gözleri hep içeri doğru sürdüler. Yani bütün dünya devletleri bunu yapıyor. Bu gizli saklı bir şey değil. Dolayısıyla tehciri biz de yaptık ve bu aklı bize Almanlar verdi.
bizzat tehcirin uygulanmasında Alman subayları kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Savaş bittikten sonra bu soru da tartışıldı. İşte ortaya çıkıyor ki Alman subayları uygulamada da etkili olmuşlar. Dolayısıyla yani sadece tehcir değil, Birinci Dünya Savaşı'nda olup biten her şeyden Almanya'nın parmağı var. Ama biliyorsunuz bugüne geldiğimizde Alman parlamentosu bir 2016'da bir de 2015'te 2002 pardon 2002'de kararlar aldı. Buna soykırım dedi. Halbuki kendileri de içindeler. yani Almanlarla beraber spotunu doğru buluyorum. Almanlar düşündü, Türkler uyguladı. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi kenarda da onlarca soru var ama bunlara vaktimiz yetmeyecek maalesef. Son olarak belki Enbiya'nın bir sorusunu ileteyim hocam ben size. Talat Paşa'nın Avrupa'da Said Halim Paşa'yla irtibatı var mıydı şeklinde bir soru sormuş. Ve bu son sorumuz olsun hocam. Kısmet olursa belki ilerleyen kısımlarda bir program daha yaparsak inşallah bu soruları hocamıza yöneltiriz. Buyurun hocam. Ama Ömer hocam senden bir ricam, bu soruların bir kopyasını alıp bana bir şekilde ulaştırabilir misin? Tabii tabii hocam. Hepsi kayıt altında. Bunları ulaştırdım. Yani programdan sonra ben çünkü benim için aynı zamanda bir check oluyor. Yani yazıyor, çiziyor da okuyucu nerede soru soruyor, neyle ilgileniyor bir ölçü oluyor. Benim evet için. Hocam bunların hepsini biz size iletiriz. Gerçekten de çok kaliteli sorular da var içlerinde. Artık arkadaşlarımız da kusura bakmasın. Malum vakit yetmiyor hepsini sormaya. Teşekkür evet hocam ederim. Buyurun. Şimdi malumunuz savaştan sonraki durumu soruyor herhalde. Savaştan sonra Talat Berlin'e gidince Said Halim Paşa da Roma'dadır. Yani İtalya'dadır. O da yurt dışındadır. Yani böyle tekrar organize olma, tekrar bir cemiyet kurma anlamında bir bağlantıları yok. Benim tespit edebildiğim bir mektuplaşmaları veya bir ne bileyim özel kurye aracılığıyla notlar gönderme gibi bir haberleşme yok. Ama mektuplarına baktığınızda bahsediyor. Diyor ki işte Roma'dan şu geldi, Said Halim Paşa'dan şu haberi aldım. Said Halim Paşa'nın şöyle yaptığını duydum. Veya işte Said Halim Paşa'nın da anıları yayınlandı biliyorsunuz. Orada da Talat'tan bahseder. Yani özet olarak böyle direkt bir bağlantı söz konusu değil. Talat'la Said Halim Paşa arasında. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Ben hocam teşekkür ederiz. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Bizi YouTube'dan da izleyen ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Halit, sayımız kaça düştü görebiliyor musun şu an? Hocam şu anda 130 kişi yine izliyor bizi. İyi, iyi. Millet kaçmamış. Demek ki o kadar da sıkıcı olmamış yani. Hocam size kayıtları da aldım. Sohbetler vardı. Soruların yanında çok güzel sizinle ilgili yazılıp söylenenler de vardı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Hocam kapanış için sizleri ve Ercüment Hoca ile Ömer Hocam'ı birer kapanış sözüyle artık kapatalım istiyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Ali. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben size teşekkür ederim. Zevk aldım. Yani ben yaptığım işte kendim de zevk almak isteyen bir adamım. Bir konuşma yapıyorsam, bir şey yazıyorsam veya bir yerdeysem. Bugün onu tattım. Bu sizin sayenizde oldu. Çok teşekkür ederim. Umarım yani dediğim şekliyle anlaşılmıştır. Çünkü bu tarz konuşmaların benim en çok korktuğum tarafı demek istemediğiniz şekilde anlaşılmış olmanız. Ama sorulan sorularda öyle bir şey de görmedim. Yani kaliteli bir dinleyici kitlemiz var. Onu anlıyorum ben buradan. En azından sorulardan öyle görüyorum. Dinleyici arkadaşlarıma, sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Teşekkürler hocam. Hocam
Hocam biz çok teşekkür ederiz programımıza iştirak ettiğiniz için. Açıkçası Ömer Hocam da ifade ettiği gibi birçok soru askıda kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde tekrardan sizi misafir ederiz hocam. Orada en azından cevaplanamamış soruları tekrardan size iletiriz hocam. Tekrardan çok çok İnşallah. Teşekkür ederim hocam. İnşallah. Hocam YouTube oturumunu kapatıyoruz ama sizi göndermeyelim istiyoruz müsaitseniz. Tabii buradayım. Ne demek? Ne demek? Her zaman.